KVKK gereği açık bir zam da aldıktan sonra Bilgisayar Mühendisleri Odası adına temsilcinin düzenlediği meslek kampına verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz Melih Bey. Ben teşekkür ederim. Bize Melih Kazım Pampal kimdir? Bugüne kadar neler yaptı? Bu mesleği seçmesindeki etkenler nelerdir? Gerçi bu biraz ikinci faza giriyor. Bir Melih Kazım Pampal'ı anlatabilirsen bize. Okay, Senden ben dinliyorum. işte yani 1995 doğumluyum. İşte Çukurova Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 20 yaşından çalışmaya başladım. Yaklaşık işte 4 yıl çalıştıktan sonra şu anda eski firmamla istifa edip şu anda İzmir'de Masomo firmasında oyun geliştirici olarak çalışıyorum. 4 yıl oyun geliştirici olarak çalıştım. Şu anda da oyun geliştirici olarak çalışmaya devam ediyorum. Bu şekilde 3,5 aydır da Masomo'dayım. Evet. Şimdi oyun sektörü çok büyük bir sektör. Rakamlarla belki bize bahsedeceksin biraz. Çünkü baktığımız zaman ki bu arada ben oyuna çok uzağım. En son pinball oynuyordum. Biliyorum, biliyorum. hatırlarsam Evet. söyleyeyim. Pinball'da kalmıştım en son Windows'ta gelen oyunda üniversite yıllarında. Ama çok büyük bir sektör. Hatta bizim konularımızdan bir tanesi gamification. Yani işin içerisinde bayağı spesifik konular olduğunu da gördük. Öyle aklıma geldi şöyle bir şey yapalım değil. Hatta klon oyun dediğimiz bir sektör bile doğurabilecek büyüklükte bir sektör. Nedir bu oyun geliştirme ve bunun içerisinde bununla beraber gelen augmented reality ve virtual reality kısımlarında da çalıştığını biliyorum. Onlar hakkında bize bilgi verebilirsen çok sevinirim. Bu arada ben kaynakların verimli kullanım adına kameramı kapatacağım. Sesli olarak yine iletişim içerisinde olacağım. Sahne Okay. senin demeli. Tamamdır. Ya genel olarak oyun sektörü işte yaklaşık bir 50 yıldır falan bu kadar bayağı bir gündemde şey olarak yani 40 yıldır 50 yıldır falan. Onlarda da insanlar işte bayağı çok hani eğlenmek için bir şeyler teknoloji kullanmak istiyorlardı. Onunla başladı. İşte şu anda geldiği nokta bambaşka bir nokta. Yani şu an 140 milyar dolarlık bir sektör ve yani PC oyunları, konsol oyunları, mobil oyunlar, işte VR oyunları artık daha arttırmış gerçeklik oyunları falan iyice pazar büyüdü. Yani 140 milyar dolarlık sektörün yarısı mobil oyun sektörü zaten şu anda. Bizim çalışmış falan mesela şu anda mobil oyun sektörü. Yani oyun biraz daha böyle interaktif artık yani eğlence olduğu için artık yani film sektörünü, müzik sektörünü falan çok geride bırakan şeyler. Yani mesela filmde bir şey izliyorsunuz ve bir şeylere karar veremiyorsunuz ama oyunda oyuncu sizsiniz. Siz canınız derseniz ne isterse onu yaparsınız. Yani karakteri öldürebilirsiniz. Karakteri çok iyi bir hale de sokabilirsiniz. Bu tamamen sizin yeteneğinize kalmış bir şey. O yüzden bir şeyleri daha iyi hissettirme, karaktere daha iyi empati kurma noktasında oyunlar daha iyi interaktif olarak çok daha iyi verim sağlıyor bu konuda. O yüzden insanlar çok fazla oynuyorlar. Bu konulara işte para yatırma konusunda da çekinmiyorlar artık. Yani artık o kültür de biraz yavaş yavaş oturdu. Hani oyuna para vermeyeyim, şöyle yapmayayım falan değil. Artık yani oynanan bir oyuna para yatırmak öyle sıkıntılı bir şey olmuyor. Bu da sektörü daha da büyütüyor. İşte mobil oyun sektörü herkesin her cep telefonu olmasıyla birlikte daha da patladı falan. Basit oyunlara döndü tabii ki de. Hani mobil oyunda işte PC'de, konsoldaki gibi bir grafik kalitesi böyle bir hikaye anlatımı falan olmadan basit basit oyunlarla mesela hyper casual diye bir sektör var orada. Hyper casual sektörü mesela inanılmaz paralar kazandıran bir sektör. İşte casual diye bir şey var. Daha böyle hyper casual da değil. Yani casual oyunlar mesela daha böyle basit. İşte Kafa Topu 2 gibi yani detaylı ama o kadar da böyle hikaye anlatımı falan filan gibi böyle hani 100 milyon dolarlar harcanan oyunlar değil. Daha kısa, daha küçük oyun paralar harcadık. Daha iyi paralar kazanan oyunlar aslında. Biraz da sektörde biraz mobile yavaş yavaş kayıyor. Büyük firma da mobile kayıyor. Yakında işte streaming servis... Okey. Ses mi? Şey tarafında şimdi bir de şöyle bir şey biliyorum eski bilgilerinden belki günümüzde donanım teknolojisini tetikleyen iki konu var. Biri askeriye, diğeri ise oyun sektörü diye biliyorum. Hani Evet. bugün kullandığımız PC'lerin daha maksimum performansa çıkması için, daha görüntü kalitesinin artması, işlem hızının artması için en büyük tetikçilerden bir tanesi diye biliyorum. Yani sadece kendi pazarı ve oluşması da değil, cihazların da gelişmesine öncülük eden, hatta onları tetikleyen bir sektör. Bugün işte akıllı telefonlar dedim, onların da ya Evet. biraz daha oyun odaklı düşünelim, biraz Evet. daha ekran kartımızı nasıl yapabiliriz kısmı ile ilgili çözüm arayışları yaptıkları bir sektör. Evet. Şey noktasında da keza böyle yani mesela atıyorum askeriyede mesela lens olayı var. İşte diyorlar mesela Michio Kaku'nun bir kitabında, Geleceğin Fiziği kitabında işte mesela arttırılmış gerçeklik gibi bir yapının mesela lenslere indirildiği, lenslerle insanın istediği o gerçek obje üzerinde 3D obje yaratabildiği bir sistemden bahsediliyor. Mesela bununla ilgili şu anda işte bunun maliyeti düşürülüyor. Düşürdükten sonra askeri alanda kullanacak. Askeri alanda kullandıktan sonra daha da düşürülüp genel halka yani normal işte son kullanıcıya ulaşacak diyor deniyorlar. Şey gibi mesela şu anda da mesela HoloLens kullanıyor Microsoft'un. Microsoft işte Amerikan ordusuyla anlaştı. İşte HoloLens üzerinden eğitim veriyorlar. İşte diğer simülasyon eğitimlerini yine bu tarz oyunlar üzerinden veriyorlar. Oyun sektörü işte simülasyonlarla falan da birlikte çok hızlı ilerliyor. Çok fazla genişliyor.
Ve yani bir deneyim yaşatmak, insanlar biraz da şey de var işte, hani bu dünyadan uzaklaşma hissiyatı da var. Yani mesela roman okurmakta da böyle bir şey. Bir roman okuduğun zaman artık hani bu dünyada değilsin. Artık o romanın içindesin, o dünyanın içindesin. Ya da bir film izlediğin zaman bu gerçeklikten kopuyorsun. Yani günlük dertlerinden uzaklaşıyorsun. Artık o dünyanın dertleriyle uğraşıyorsun. Oyun sektöründe de yine böyle. Bu aşırı fazla oyun sektöründe tabii ki. Yani deneyimi ona göre tasarlanıyor. Deneyim ona göre tasarlanıyor. O yüzden de hani bu hissiyatı çok iyi vermen çok önemli oyunlarda. Ve iyi oyunlar, bu hissiyatı iyi veren oyunlar, kötü oyunlarda bu hissiyatı yeterince iyi veremeyen oyunlar. Verdiğin zaman da bunun kaynağını alıyorsun. Dönüşünü alıyorsun tabii. Evet, şey tarafında, oyunlaştırma tarafında bir akıştan bahsedilmişti bize. Hani kullanıcıyı sabit tutma, yani sıkılma değil ya da bıkma değil tarafında yapmak için. Bununla ilgili de hani birçoğu şey söz konusu, parametre söz konusu. Yani aslında oyunun bir felsefesinin olması, kullanıcı interaksiyonu. Hatta o webinarımızda da söylemiştim ben. Yanlış hatırlamıyorsam Çin'de bir oyun firması kameraya akses ederekten sizin emotion, yani emotion detection'la oyunu kolaylaştırma ya da zorlaştırma tarafına gidiyor. Bu kadar interaktif, yani real time'da interaktif hale geldi. Çok büyük geleceği olan, hatta dediğiniz gibi böyle sadece şey değil, eğlenme amaçlı değil, bazı yapay zeka motorlarının eğitilmesi konusunda da kullanılan bir engine'ler falan çıkmaya başladı. Hayatımızda sadece eğlence amacından çıkıp birçok alanda yer etmeye başlıyor ve daha da büyük yer alacaktır diye düşünüyorum. Ya mesela askerde şey vardı, mesela ciddi oyunda bir yarışma vardı. Şeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam Aselsan'ın düzenlediği bir yarışmaydı. Orada mesela işte araç simülasyonu ile ilgili bir şey var. Çamurda işte bir arazi aracının çamurda nasıl gideceği ile ilgili bir simülasyondu. Bunu yaparsan ona göre mesela Aselsan seni alıyor. Yani mesela Unity Developer ya da Unreal Engine'la uğraşan bir oyun geliştirici arıyordu mesela bunun için. Yani bunun için şey değil. Ve programcısı yapamaz bunu. Çünkü fizik programlaması lazım, işte geometri bilgisinin iyi olması lazım, matematiği iyi kullanıyor olması lazım. Yani o gerçekliği eğip bükebiliyor olması lazım. Bunun için zaten oyun geliştiriciler yani tercih ediliyor. Sadece oyun sektörü değil, yani diğer işte atıyorum bir inşaat sektöründe şu anda işte arttırmış gerçeklik kullanılıyor mesela. Bir adam daha evi yapmadan içinde VR'la gezdirebiliyor ya da AR'la işte bunun 3D modeline yere basabiliyor. Kullanıcıyı pazarlarken daha rahat pazarlıyor. İşte kullanıcı ne alacağını daha net görüyor falan. Bu tarz sistemler de var, yani sadece oyun geliştirici, oyun yapar gibi değil, ya da işte Endüstri 4.0'da da işte fabrikalarda işte arttırmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi konularla işte oradaki üretimi daha da hızlandırmak, daha interaktif bir şey, interaktiviteyi arttırıp işte işi daha kolay halletmeyi sağlamak için mesela bu tarz teknolojiler de kullanılıyor. Evet, mesela şey vardı, bu işin patladığı noktalarda Second Life'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hani pazarın parabolik büyüdüğü zamanlarda şimdi iki konuya hitap ediyordu. Bir, insanların kişiselleştirilmesi ve bu dünyadan kopması. Nihayetinde toplum içinde yaşarken bazı kurallara riayet etmek zorunda kalıyoruz. Ama sanal dünyada bunları aşabiliyoruz. Ya da kendi istediğimiz, tamamen kendi istediğimiz kişi olabiliyoruz. Bununla ilgili de en büyük şeylerden bir tanesi, yanlış hatırlamıyorsam, Second Life'dir. Benim etrafımda çok duyduğum. Hatta markalar bu Second Life olayını reklam vermeye, mesela Vestel'den hatırlıyorum ben bu süreci, Zorlu grubu Vestel'in reklam panoları vesaireleri gibisinden yapıyordu. Haliyle bir anafor başladı, bir çekim başladı. Gitgide girdaba doğru dönmeye başladı. Bu her şey içerisinde. Hani sanayide. Peki bunların kullanım alanları nelerdir? Bize biraz açabilir misiniz? Hani hangi sanayilerde, hangi sektörlerde bunlar, oyunlaştırma demeyelim de oyun teknolojileri kullanılıyor? Ya oyun teknolojiden ziyade mesela atıyorum arttırmış gerçeklik bir, yani genelde aslında oyun için yapılmış ya da sanal gerçeklik genelde aslında oyun için yapılıyor. Sonradan başka yerlere dağılıyormuş gibi oluyor. Bu tarz yeni teknolojiler artık hani interaktifte çünkü en çok oyun sektörünü vuruyor. O noktalarda mesela atıyorum bir, yani bir yere gittiğin bir afiş var mesela, bir film afişi var ya da bir şeyin afişi var. Telefonunuzu çıkartıp onu gösterdiğin zaman üzerinde 3D bir şey olmasa onunla fotoğraf çekilebiliyor olmanız. Bu mesela işte sizin mesela o atıyorum onun PR'ı için mesela bir sinema filminin PR'ı için kullanılıyor. Ya da işte mesela sürücüsü eğer gözlükler varsa takıyorsunuz arabada mesela. Arabada ne kadar kaç hızla gittiğini gösteriyor. Ya da bir tamirci bir şeyi tamir ederken işte mesela tarif ediyor. Biri direkt o baktığı yerin düzlemi üzerinde 3D objeler oluşuyor. Bu şekilde tamir etmeye kolay yaratıyor. İnsan iletişimi biraz hızlandırıyor aslında bu noktada. Ya da bir motosiklet 3D modelleme tasarlayan biri işte direkt masanın üzerinde mesela tasarlıyor. Eliyle tasarlıyor. Mesela o eğer gözlükler mesela el hareketlerini de algılayabiliyor. Üzerinde işte el hareketten algılanan yapılar oluyor. Ona göre yaptığınız el hareketine göre ona göre tepki veriyor. Hatta HoloLens'te de o şekilde bir teknoloji var. Yani direkt havada bir şeyler tasarlıyormuş gibi oluyorsunuz. Yani normal işte mouse klavyeden artık daha da uzaklaşıyor zaten. İnsanlar biraz şey oluyor işte. Bu artık niye hala 2020'deyiz, niye hala mouse klavyeyle uğraşıyoruz? Biraz daha hani biraz daha teknoloji biraz daha ileri götürmek için aslında bu noktalar çok fazla oluyor. İşte inşaat sektöründe
mimarlıkta çok fazla kullanılıyor. İnşaat sektöründe çok fazla kullanılıyor. Genel yapı olarak. Genelde aslında bu tarz yerlerde kullanılıyor. Fabrikalar, bu tarz şeyler. Hani fabrika buna çok önem veriyor diyebilirim. Endüstri özellikle sanayi buna çok önem veriyor. Özellikle çalışanın veya bakım elemanının yani bir makineyi açıp parçaların nasıl çalıştığını öğrenmesi veya bir bakımı hangi adımlarda yapması gerektiği. Çünkü iş hayatında öğretme yani eleman yetiştirme maliyeti çok yüksek olduğu için sanayide de yer alıyor. Yani şöyle evet. Düşünebiliriz aslında biz bir oyun yazma yeteneğine sahip olduğumuz zaman aslında birçoğu sektöre hitap edebiliyoruz. Sadece eğlence amaçlı oyunlar değil, bir doktorun uzaktan ameliyat şeyi yapabilmesi de bu teknoloji üzerinden gerçekleşiyor. Daha kardeşlik, daha kompleks olması haricinde baktığımız zaman ana mantıklar ve çalışma prensipleri olarak aynısı yer almakta. Evet. Yani şeyde de artık yani ameliyatlarda falan çok fazla zaten şu an tercih olan yavaş yavaş artık olan da geçiliyor şu anda. Denemeler var o sağlık sektöründe. Zaten bir şey var ya da işte ekstradan işte mesela tıp eğitimlerinde falan çok kullanılıyor. Mesela kalbi direkt 3D gösteriyor. İşte kalbi mesela onun üzerinden anlatıyor. 3D o işte arttırmış gerçeklik üzerinden anlatıyor mesela hoca gibi noktalar da var evet. Eğitim alanında. Evet. Peki benim her zaman söylediğim bir şey mesela şey olarak söylüyorum. Tüketici olmayalım, üretici olalım. Mesela kendi kızıma da söylediğim şey. Hani bak bu oyunu oynuyorsun istersen sen bu oyunu yazabilirsin ya da kendi oyununu yazabilirsin dediğim nokta. Özellikle senin bu yolu seçtiğin için bu tarafa geçme nasıl ateşlendi sende? Oyun alanını nasıl tercih ettin? Nasıl başladı bu heves sende? Biraz sen. O biraz aslında tesadüf gibi oldu. Ya ben hazırlıkta başlamıştım. Ya. Yazılıma hazırlıkta başlayacağım ben dedim. İşte küçükken çok fazla bilgisayar oturtmadı annem beni. 6 yaşından beri bilgisayar kullanıyorum ama yani çok böyle oturup yazılım yazacak zamanım olmadı hiçbir zaman. Üniversiteye girince dedim ben hani okey ben dedim hani karışma artık dedim. Hani bize bana kendime bırak dedim. Ben kendimi geliştireyim falan dedim. Annem de öyle bir anlaşma yaptık annemle. Yani hiç karışmadı bana. Ben işte kendim kendime ufak uygulamalar yazdım işte. Web programlamayla başladım önce. Sıkıldım yani çok beceremedim. Photoshop falan o arada öğrendim ama mesela. Web site tasarlamak için Photoshop öğrendim. Aa dedim eğlenceliymiş. Ben biraz Photoshop'a takıldım. Sonrasında dedim işte bir hackingle falan uğraştım her bilgisayar mühendisi gibi. Böyle bir işte Kali Linux indirdim. İşte bir kendi böyle brute force word listimi falan oluşturdum. Sonra o da sarmadı. Çok hani illegale kayarım gibi geldi. Çünkü kafamda çalışmıyor. Tutuklanırım falan dedim. Yani buna hiç girmeyeyim falan. Ondan sonrasında böyle bir dedim hani Android uygulama geliştirmeye başladım. Onda da böyle algoritma bilgim çok zayıftı, kodlama bilgim çok zayıftı. Dedim hani en kolay nasıl öğrenirim? Oyun geliştirme mesela çok eğlenceli falan gibi geliyordu bana. Hani çok böyle magic gibi, sihir gibi geliyordu. Çok basit yani. Mesela bir şeyler çünkü oynadığım oyunlar hep düzgün çalışan oyunlar. Bu çok hani zor değildir bunu yapması gibi düşünüyor insan. Çünkü çok eğlenceli olduğu için hani zor değilmiş gibi geliyor. Dedim oyun geliştirmeyle başlayayım. Hani neler var? İşte Unreal Engine var, şu var, bu var. Game Maker'la başladım ki önce ben. İki boyutlu oyun yapmaya başladım, platform oyunu. Biraz kullandım onu falan filan. Bir platform oyunu yaptım. Sonrasında dedim üç boyutlu bir şeylere geçeyim. Oradan CryEngine'e geçtim. CryEngine biraz iyi gibiydi. Sonra beceremedim. Onu bıraktım. Unreal Engine'e geçtim. Unreal Engine'i de çok beceremedim. Arayüzü falan çok karışık geldi. En son Unity'de bir karar kıldım gibi oldu. Onunla uğraştım. Yaklaşık bir 7-8 ay falan Unity'de oyun geçtim birinci sınıfta. Ondan sonrasında böyle şey oldum. Yani oyun sektöründen biraz uzaklaştım orada. Tasarıma çok yöneldim işte. 3D modelleme programlarına çok sardım. İşte Blender, ZBrush, Maya falan gibi programlarına çok fazla uğraştım. Sonrasında yine kendi oyunlarımı falan geliştiriyordum. İşte Mixamo sitesini keşfettim. O Mixamo'da da kendi bir sürü animasyon var mesela. 2000-3000 tane animasyon var. Ve oradan istediğin karakteri, kendi Adobe Fuse'da kendi karakterini yapıyorsun. Sonra istediğin animasyonu veriyorsun orada. Şu yürüme, koşma, dans etme hepsi var orada. Aa dedim burada da bir kendi 3D oyunumu yapayım. Ben onunla başladım. 3D oyun yapmaya başladım. Sonrasında böyle bir Adana'da oyun ofisi açıldı ImagineX diye. Dedim hani o firmada eleman arıyordu. Yani, öğrenci arıyordu işte aslında oyun geliştirici. O şekilde biz de hani başvurduk. Girdik. İki arkadaşlık biz. Beraber girdik. Sonrasında işte yaklaşık orada bir 4 yıl çalıştım o şekilde. Yani oradan ilk girdiğimde tabii direkt hani 2 tane küçük proje yaptım. Sonrasında işte tester olarak çalışıyordum. Yani mesela tester olarak da çalışıyordum. Sonrasında akşam eve gittiğim zaman yine kodlamayı bırakmıyordum ama. Ya da işte level design yaptığım zamanlar da oluyordu. Level design yapıyordum. Mesela akşam yine eve gittiğim zaman kendi projelerimi yapıyordum. Yani kodlamadan kopmuyordum. Sonrasında şirkete de kod yazmaya başladım. Yani ısınma süreci gibi oluyor aslında onlar biraz. Yani başka işleri illaki yapıyorsunuz. Başka işleri de görüyorsun aslında. Startup'ın en önemli özelliği bu yani. Başka alanları görüyorsunuz. Oyun sektöründe işte animasyon alanı var, tasarım alanı var. Ondan sonra işte tester olan alanı var. Level designer alanı var. İşte game development var. Game development da kendi arasında çok ayrılıyor. Yani karakter mekaniği kodlayanlar ayrı bir şey. Görsel programlama ve shader yazanlar ayrı bir mekanik gibi. İşte animasyon, yapay zeka kodlayanlar ayrı bir şey gibi. Orada da işte mekanik kodlamaya başladım. İşte Imprisoned Light oyununu mobile çeviriyorduk. Onu yaptım. Sonrasında
Adventurous Fins diye bizim şirketin aynı zamanda çizgi filmi vardı. Onun oyununda yer aldım. O düşmanları tasarladım orada. Bir de Facebook gibi işte Google Play'e giriş gibi şeyleri yaptım orada. Ondan sonrasında işte Back to Home diye bir oyuna başladık. Böyle PC oynuyordu yani Steam'e oyun yapıyorduk. 2 yıl onunla uğraştım. O oyun bitmedi, tamamlanmadı. Sonrasında Kral Şakir oyunu vardı. Yani işte ayrılmadan bir 3 ay önce ona girdim. Orada da işte in-app purchase yani uygulamayı satın almayı yazdım. İşte Google Play'e giriş çıkış olaylarını hallettim. Genelde işte oyunu nasıl kaydedilir, oyun nasıl düzenlenir onları hallettim orada da. Onlar işte bu projeleri yaptıktan sonra işte şu an eski firmamdan ayrıldım. Şu anda Masomo'ya geçtim. Şu anda da game developer'ım gibi. Aynen. Peki şimdi şöyle bir satır aralarında söylediğim birçoğu şeydi. Bir oyun yapmak için akış nasıl başlıyor? Hani her şey bir taleple başlıyor zaten. Hani sonrasındaki akışlar, süreçler nasıl ilerliyor? Kimler nerelerde ne rolleri var bu işin içerisinde? Yani oturup sadece ben game developer işte tek başına yaşadığın süreci de aktardım bize. Bir yere kadar tek başına ilerleyebiliyorsun. Evet. Ama şu anda uzmanlaştığın, dikeyleştiğin konuda sadece görevini yaparak ekibe yardımcı oluyorsun. Hı hı. Bize bir oyun geliştirme ile ilgili başlangıç noktasından hani tasarım işte oyunun senaryosu vesairesi bu akışı bir aktarabilir misin Necmi? Genel game design ile başlıyor. Game design işte oyunun ne olacak? Oyunun türü ne olacak mesela? Atıyorum Back to Home oyununda bizim ya tasarladığımız yapıda işte Back to Home oyunu bir işte Steam oyunu olacak. İşte benzer bir oyunu illaki oluyor. Mesela Binding of Isaac'in benzer bir oyunuydu. İki boyutlu bir oyun olacak. İşte yukarıdan bakılacak. Okay. Karakterler şu şekilde gözükecek falan gibi ayarlıyoruz. Sonra diyoruz ki işte bu oyunun hikayesi ne olsun mesela? Dört kardeş olsun. İşte bir takım hikayeler dönüyor işte annesi şöyle babası böyle falan filan gibi muhabbetinden. Sonrasında işte özel güçleri kazanacağı noktaya geliyor. İşte hangi özel güçleri olsun? İşte özel güçler belirleniyor, yetenekler belirleniyor. Kimin hangi özellikle olacağı belirleniyor. Genel oyun mekaniklerini aslında geçiliyor orada. Sonra mesela orada oda tasarımları var. Yani odalar bir yani rastgele odalar. Film gibi aslında bir senaryoyla başlıyor. Işte. Evet, evet. Yani bizim filmimiz böyle olacak ya da oyunumuz böyle olacak diye tasarımla başlıyor. Çünkü bir hikaye atmanız lazım ki karakteri yani oyuncuyu içine alabilirsiniz. Çünkü oyuncu kendini rahat hissetmesi lazım şeyde. Yani girdiği şeyde ben bunu niye yapıyorum diye düşünmemesi lazım. Okey bu mesela bu karakter böyle yapıyorsa okey mantığı vardı. Mesela Bandico Fazek oyununda karakter gözyaşı fırlatıyordu. Ama mesela yüzünde ağlayan bir çocuktu. Mesela o gözyaşı fırlatması başka bir oyuna koysa mesela silahlı bir oyunda gözyaşı fırlatsa tuhaf durabilir. Ama orada ağlayan bir çocuğu canlandığı için gözyaşı fırlatması mesela mantıklı. Yani hikaye şeye hizmet etmeli, oyuna hizmet etmeli. O noktada da mesela kendi mantığını yaratıyor aslında oyun orada. Mesela bir dünya yaratıyorsunuz orada. Okey, karakterler bunu yapacak, şöyle yapacaklar. Mesela takla atacaklar, havada uçacaklar. İşte bir şeyler, itemler toplayacaklar, bir yerlere gidecekler. İşte bir takım atıyorum, cursorumlara girecek. Cursorum diye bir oda var mesela. Orada işte bir takım tuzaklar var. O tuzaklara yakalanmadan geçmeye çalışacaklar. İşte dört kardeşin kendince mekanikleri olacak mesela. Atıyorum yan yana durdukları zaman daha güçlü olacaklar gibi. Ya da işte her karakterin kendi özelliği olabilir. Belki yani ona göre kodlarsanız. Ya da mesela projektil fırlatacak. O zaman işte rastgele projektiller atıyor. Yani projektil değil mermiler. Mesela atıyorum işte alev atsın. İşte soğuk damage atsın ya da işte elektrik atsın bir şey atsın. Bu hepsinin mesela bir şey var. Elemental tipi var. Okey mesela elemental tipler olacak. Mesela projektil kodlamadan önce bunları çıkartıyorsunuz. İşte elemental tip. İşte fire tipi olacak. İşte ondan sonra işte water, işte cold falan gibi tipler oluyor. Mesela oyun öncesinde tasarlarken buna göre tasarlıyorsunuz. Kodlarken de buna göre kodluyorsunuz. Çünkü neyi kodlayacağınızı biliyor olmanız lazım öncesinde. Ya game design zaten bir genel bir game design buna göre yapılıyor. O hikaye hizmet, her şeye o hikaye hizmet etmek zorunda. Yani tuhaf bir şey yapmanız, saçma bir şey yapmıyor olmanız gerekiyor. Bir mantığı belirleyip o güzel bir mantığın üzerine kuruyor olmanız gerekiyor ki ya da absürt bir mizah da yapabilirsin bu arada. Ama absürtlüğün de işte kendi içerisinde bir mantığı var ya onu işte iyi tutturmak gerekiyor. Biraz o işte oyun sektörünü biraz zorlayan kısmı. Bu tabii PC oyununda mesela daha küçük bir oyunda ne yapacak? İşte karakter gidecek işte sonsuz mesela ne oyununda? Adventurous Fins oyunda mesela sonsuz koşu oyunu gibi onlar. Yani sonsuza kadar gidiyor. Karşıdan düşmanlar geliyor. Bunda da mesela karşıdan düşmanlar gelecek. Okey mesela akıntı olacak. Okey akıntıyı belirleriz. Ona göre işte öncesinde bir plan yapılıyor. Ona göre herkes kendi dallarına ayrılıyor. Ona göre plan dahilinde şey oluyor. Mesela startup firmasında nasıl bir görsel olacağını biz söylüyorduk. Yani şöyle bir tasarım olması lazım. Böyle bir animasyon olması lazım. Biz söylüyoruz. Tasarımı çiziyor. Sonra işte şurası şöyle olmuş. Burası böyle olmuş diye revizyon veriyorsun. Ama büyük firmada tabii daha farklı bu. Yani art direktör var mesela. Art direktör sanatı yönetiyor. O kişiye sanatı yönetiyor. Mesela böyle bir şeye ihtiyacım var diyorsun. O çiziyor. Art direktör konuyu tamamen kavramış olması gerekiyor zaten onun düzenleyebilmesi için. O revizyonlarını veriyor. En son halini tekrar alıyorsunuz siz. Ona göre de işte sen projeye ona göre dahil ediyorsun. Yani art direktörden geçiyor. Benim takım liderimde mesela benim
Ben kodumu yazıyorum mesela. Takım liderim o kodlarımı inceliyor ya da takım arkadaşlarım kodlarımı inceliyor. Okey mi değil mi ona göre karar veriyor. Ya yani bazen de yapıyı beraber kuruyoruz mesela. Böyle bir yapı kuracağız. Nasıl kurarız? Herkes oturuyor fikir veriyor. Ona göre yazılım yapısını, mimarisini ona göre kuruyoruz mesela. İşte product ekibi var mesela bizim şu an şirkette. Product ekibi fikirleri veriyor. Yani diyor ki şöyle bir şey mekanik eklense işte şu kadar oyuncu gelir ya da oyuncuları elimize tutabiliriz diyor mesela. O bir data çıkartıyor. Dataya göre konuşuyor product ekibi yani fikir verirken. Game designer oyun içi böyle şey balansı sağlıyor. Yani çok güçlü ya da çok güçsüz olmanı engelliyor. Game designerlar işleri bu yani. Onlar çok fazla matematik biliyorlar. Matematik konusunda çok çok iyiler. QA testerlar var. QA testler işte kaliteyi kontrol ediyorlar aslında. Oyunu test ediyorlar. Oyun hatalı mı, bug'lı mı? Yani işleri yerine getiriyor mu? Bunu kontrol ediyor. Data tarafı var mesela bizde. Kullanıcıların verilerini topluyor. Kullanıcı verilerini niye topluyorsunuz? Çünkü kullanıcı her oyunun, her uygulamanın kullanıcısının tavrı farklıdır. Yani o oyunu oynarken farklı bir şekilde davranıyordur bütün kullanıcılar. O oyunun bir şey vardır, böyle kullanıcı profili vardır. Onu oluşturmak için kullanılıyor. Ona göre kullanıcıları manipüle edip oyunda kalmasını sağlıyorsunuz mesela. Şey, akışta kalmalarını sağlamak adına yaptığınız evet. Şeyler var. Retention evet, deniyor bizde onu. Retention, evet. Şimdi şöyle bir süreç de var. Belki konunun sonuna doğru işin güvenlik tarafında konuşacağız ama oyunun cihaz verilerini eşleyip topladığı bilgiler bazen çok farklı amaçlarla da kullanılabiliyor. Bu tarafta şeyler var. Belki o şeyin sonuna doğru gideriz. Yani bir senaryo hazırlandı, sonra ekip dağıldı. Şimdi bir de bu işin bildiğim kadarıyla bir engine tarafları. Hani evet. Çok meşhur engine'ler, bayağı şeyler var. Bunlar açık kaynak kodlu mu ya da ücretli mi? Nelere başlamak lazım ya da en çok kullanılan gibisinden biraz açabilirsiniz bize. Okey. Yani oyun motorları mesela atıyorum mobil oyun yapacaksınız ya da böyle küçük küçük bir oyun yapacaksınız. Mesela Unity şu anda çok çok iyi bir oyun motoru. Çünkü yani bunun için tasarlanmış. Yani küçük oyunlar yapmak için oyun C# kodluyorsunuz. Yani çok rahat kodluyorsunuz, temiz kodluyorsunuz. Kaynağı çok fazla. Yeni başlayacaklar için ya da mobil oyun yapacaklar için çok kolay bir oyun motoru. Mesela gidip de mobil oyunu gidip Unreal Engine'la yapmak çok mantıklı değil. Unreal Engine C++ oyun motoru ve AA, AAA dediğimiz böyle yüksek kalite oyunlar. Yani 10 milyon dolarlık ya da 100 milyon dolarlık oyunlar yapmak için kullanılan bir oyun motoru aslında. Bu tarz yani Unreal Engine, büyük oyun yapacaksınız Unreal Engine kullanacaksınız. Biz mesela şu an şirkette Coco Studio X diye bir oyun motoru kullanıyoruz. Aslında C++'da yazılıyor. Arayüzü bile oyun motorunun. Yani aslında biraz yani o oyunu yapan game developer neyle başladı? Sonra devam ediyor aslında bizim şu an şirkette. Ama yeni yapılan oyunlarda mesela Unity kullanmayı tercih ediyoruz şu anda şirkette. Öyle bir oyun yapıldı ama yeterli retention alamadığı için yayınlanmadı şu anda ama şu an biz Coco Studio X kullanıyoruz ama yani çok gerek var mı C++'da mobil oyun yapmaya? Olmayabilirmiş belki de yani teknolojik seçim olarak çok daha şey olabilir. Unity kullanmak şu an çok daha mantıklı. En çok kullanılan da yanılmıyorsam Unity olması lazım. Çünkü çok kaynağı çok fazla, öğrenmesi çok kolay, arayüzü çok temiz. Bu tarz avantajlar olması Unity'yi çok bayağı vazgeçilmez yapıyor şu anda. Aynen. Yani bu oyunları hatta şey bazı özel durumlarda kendi engine'lerini de yazan söz konusu. Çok daha büyük production'larda. Evet. Bunlar lisans maliyetlerinden dolayı mı yoksa hani özellik destekleme açısıyla mı? O aslında mesela Unity mesela siz hani belli bir dolar aşma 100 bin dolar gibi ya da 250 bin dolar mı öyle bir şeydi galiba. Onu aşmazsanız para vermek zorunda değilsiniz Unity ya da verseniz de pro almak zorunda zaten çok öyle pahalı bir şey değil Unity. O kullan hani, oyunu tutsa bile çok pahalı bir şey değil vermesi. Unreal Engine 1 milyon dolardan sonra belli bir pay alıyor. Ama genelde kendi oyun motorunu yazan firmalar şey için alıyor. Başkasına para vermek için değil de mesela bir açık dünya oyunu yapıyorsanız Unreal Engine'le bunu yapmanız çok zor. Yani şey olarak çok zor. O tarz oyun motoru yani Unity oyun motoru yapmanız çok zor. Çünkü onlar çok jenerik oyun motorları. Yani çok genele hitap eden oyun motorları. Siz bir açık dünya oyunu yapacaksınız. Kendi işte grafik optimizasyonlarınız özel olması lazım. İşte ona fizik yapısının ona özel olması lazım. Kullanacağınız yapıların hepsi o oyuna özel sadece. Yani sadece açık dünya nasıl olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor. Zaten her oyun, mesela Assassin's Creed'in bir oyunu sadece Assassin's Creed yapmak için bir oyun motoru var. Yani adamlar sadece Assassin's Creed için onu yazıyor. Ya da GTA 5'i yapmak için ayrı bir oyun motoru var ve kapalı onlar yani. Şirket için tamamen internal. Kendi geliştiriyor. Çünkü şeyi bekleyemez. Mesela atıyorum oyun motoru battı. Yani Unreal Engine'i yapan firma belki battı ya da işte güncelleme çıkarmıyorum dedi. O zaman sizin development'ınız durur yani. 100 milyon dolar harcadığınız bir oyunu development'ın durması demek kaos demek. Yani böyle bir şey olsun istemezsiniz. Hem daha kendi yönetilebilir olarak çok daha rahat. Yönetmesi çok daha rahat. Kendi oyun motorunu yazdığın zaman. Hem de geliştirme maliyetleri biraz daha tabii birilerini beklemiyorsun. Yani sen anında geliştirme yapabiliyorsun. Bu da avantajlar var. En nihayetinde bir ticari olgu olduğu için başkasına bağlı kalmıyorsun. Haliyle nihayetinde yatırım yaptığın bir süreç olduğu için başkasına bağlı ya da başkasının riskini almamış oluyorsun. Aynen. Bu arada cümle arasından çıkardığım kadarıyla herhalde bu engine'ler, kullanılan engine'ler biraz da bize ortak oluyorlar galiba.
Yani belli bir oyun veya belli bir Gidiyor. rakamlara ulaştığında sonra para almaya ya da yüzde almaya başlıyorlar. Bu Evet. da değişik bir şey, işin şey Ya o tarafı. sürdürülebilir, biraz da sürdürülebilir kılıyor aslında. Onu almazsa da hiç gelişemez, büyüyemez çünkü. Öyle bir şey de var. Ben şey diye düşünüyordum, hani lisans alıyorsunuz. Normalde Unity'yi kullanmak için işte ben bir işte kullanıcı başına şu kadar lisans alıyorum. Oyunum işte belli bir paradan sonra ben sana şu kadar vereceğim kısmını bilmiyordum. Ondan dolayı geldim. Unity'de yok o. Unity'de yine lisans almanız zorunlu kılınıyor. 150 mesela 250 bin dolardan sonra galiba lisans almanız zorunlu kılınıyor. Unreal Engine hiç para almıyor. Direkt hani 1 milyon dolar aşarsanız belli bir ortağa giriyor. O zaman işte belli bir yüzdesi var onun. Ona göre yüzde üzerinden alıyor sizin. Anladım. Evet, işin şey tarafında yaptık, bu engine'leri kullanarak oyunumuzu geliştirmeye başladık. Sonrasında bunun testlerini de yaptık, ürünümüz temiz güzel çıksın diye. Pazara nasıl koyuyoruz bunu, özellikle şey tarafında, pazarda nasıl oluyor? Yani mobil tarafta Google Play var, App Store var. Bu tarz sistemler, marketler var. Bu marketlere veriyorsunuz. Bu marketler tabii belli bir kazancınızdan belli bir %20 gibi ya da %10 gibi, %30 gibi maliyetler alıyorlar. Yani ben seni milyonlarca kişiye göstereceğim diye. O yüzden senin pazarlamanı da yapıyor aslında birazcık orada. Çünkü senin, yani ben böyle bir oyun yaptım diye web sitene koyduğun zaman görünme ihtimali yok. O yüzden Google Play'e ya da App Store'a mecburen ihtiyaç duyuyorsun. Biz de Android tarafında Google Play, iOS tarafında da App Store'a koyuluyor. Bilgisayar tarafında da şu an işte Steam var. Bu tarz servis sağlayıcılar arasında. Yani size oyunlarınızı Steam'e ekliyorsunuz. Steam Evet. üzerinden dağılıyor. Epic Store var mesela. Yine Epic Bu Store üzerinden dağılıyor. Steam'i çok duymuştum ben. Hani ben kavram olarak pek fazla bilmiyorum ama Steam bizi açar mısın? Çalışma mantığı olarak ne değildir? Ya Ne Steam, sağlayabilir? yani insanlar bir oyun sağlama platformu. Steam diye bir uygulama indiriyorsunuz ve orada oradaki oyunu satın alıyorsunuz. Online olarak oyunu dijital olarak indirmenizi sağlıyor. Onun üzerine oyun oynayabiliyorsunuz. Tamamen bu yani. Anladım. Bir e-ticaret, işin oyun pazarının e-ticareti diyebiliriz Evet, veya evet. Kendi store pazarı diyebiliriz. var gibi düşünün. Anladım. Yani kendi kullanıcısı olan bir size hazır market sunuyor. Evet. Evet. Şey tarafı ile ilgili. Pazara da çıktıktan sonra artık gelsin para sayma makinesini bir yağlıyorsunuz. Paralar gelmeye Tabii başlıyor. tabii. Hiç Bir marketing falan yapmıyorsunuz. Direkt tabii geliyor. hiç. Hatta şey diye bir sektör duymuştum. Oyununuzun storlarda daha iyi ki çabuk bulunması için dijital pazarlama çalışmaları da var diye biliyorum. İşin bu bambaşka bir tarafı. Şey Tabii. tarafı. Marketing vesairesi, lansmanı bilmem nesi bayağı bir şey süreçler. Bunlarla sonrasında da artık oyunumuz oldu ve sürekli geliştiriliyor bu oyun, değil mi? Yani yaptık bitti Evet. olmuyor aslında. Ne yaptığınıza göre değişir o. Anladım. Peki bu engine'den birçok konudan bahsettik. Farklı çeşitleri de var. IR'la oynanan, şeyle oynanan tarafları. Bize bununla ilgili bir örnek gösterme ya da şey şansınız var mı? Bir obje tasarım. Çünkü en büyük şeylerden, zamanlardan bir tanesi objeyi tasarlama ve bunu kemikleme dediğimiz süreç geçiyor. Bu engine'e, yani oyun yazılırken hangi aşamaları var? Hani teknik olarak başladığınız kısımlar nelerdi? Ya okey, mesela şu an bir ufak ekran paylaşabiliyor muyum ben? Bak, şu anda senin moderatör yapıyorum. Sağ altta şey göreceksin. Okey, Ekran gördüm. paylaşım. Ya mesela şöyle bir başlasak. Geliyor değil mi ekran görüntüsü şu anda? Yavaş yavaş geliyor. Okey, geliyor. Bayağı bir Geldim. karmaşık. Evet, geldi, şu anda görüyoruz. Ha, okay. Yani genel Şey. olarak işte bu mesela Unity Engine. Bu Unity Engine'de ya yani genel yaptığımız şeyler mesela burada project dosyalarımız burada duruyor. Bu kısımda duruyor. Hiyerarşide sahnede olan objeler hiyerarşide duruyor. Scene dediğimiz şey de sahne. Bu oyunun sahnesi. Game dediğimiz kısımda kullanıcının gördüğü kısım. Yani bir kullanıcı kameradan gelen görüntüyü görüyor burada. Bu da kameramız. Ya yani kamerayı değiştirdiğin zaman kullanıcının göreceği görüntü değişir burada. Şöyle de değiştiremiyorum tabii şu anda da smart kamera olduğu için bu. Bu mesela şey yapıyor. Bu mesela kamera kemiği takip ediyor. Karakter nereye giderse o karakterin o kemiğini takip ediyor. Genel olarak mesela karakter bu. Karakteri mesela hareket ettirmek için öncesinde bir karakterin bir player controller var. Yani aslında MVC yapısı gibi bir yapı var burada. MVC yapısından kastım da şöyle bir hatta ya da şöyle bir anlatırsam küple anlatayım. Daha temiz olacak. Mesela böyle bir küp koydum sahneye. Mesela küpün üzerinde bir mesh filter diye bir şey var. Bu mesh filter aslında datayı tutuyor. Yani Model View Scene dediğimiz Model View Controller dediğimiz yapıda MVC'de modulu tutuyor. Burası modul. Yani 3 boyutlu objenin verileri burada tutuluyor. Bunun üzerine tutuluyor. View dediğimiz yani oyuna ekranda gözükmesini sağlayan şey Mesh Renderer. Mesh Renderer da bu 3 boyutlu objeyi ekrana basıyor. Controller da işte burada gördüğümüz bu scriptler.
kodlarını yazdım. Mesela player controller, player movement controller, player attribute controller gibi yapılar var. Player animation controller. Bunları ayrı ayrı modüllere bölüyoruz ki yönetmesi kolay olsun. Ya yoksa hani player control yapıp hepsini aynı şeyin içine koyarsan proje bir yerden sonra şey oluyor. Kaosa dönüyor. Çünkü ne nereden gidiyor, nasıl gidiyor. Çok kalabalık ekiplerde mesela iyice kötü oluyor. O yüzden her zaman böyle parçalara ayırıp yönetiyoruz. Mesela player control, yani bunun kodunu yazdıktan sonra işte bu player'ın özelliklerini barındırıyor player controller. Player movement da bu karakterin nasıl hareket edeceğini belirliyor aslında. Bu karakter işte hareket edeceği zaman 3 boyutlu düzlemde nasıl hareket edecek? Yani mesela işte her frame, mesela frame dediğimiz bir yapı var şurada. Açayım şurayı. Soru mu gelecek? Yok, dinliyorum. Okay. Burada mesela FPS dediğimiz oyun var. Yani FPS dediğimiz olay şey, saniyede kaç kare gösterilecek muhabbeti. Bu saniyede kaç kare gösterilecek? Mesela bir saniyede 60, genelde mesela oyunlarda 60 kare gösterilir. Saniyede 60 tane kareyi üst üste gösterdiğin zaman oyuncu bir akış görür. Yani şey, bir takılma ya da bir üst üste bir şey görmez. Yani mesela genel insan gözünün görebildiği şey 24 frame'den sonrasında insan gözü otomatik, yani 20 frame'den sonrasında insan gözü otomatik birleştiriyor. Yani arada boşlukların olduğunu, bir şeylerin kapanıp açıldığını görmüyor insan gözü. Onu otomatik optimize ediyor çok fazla veri geldiği için. Burada da işte aslında 30 FPS oyunlar, 60 FPS oyunlar olmasının nedeni de genelde bu. 30 FPS'de kullanıcı yani bunun bir hani bir sürü saniyede 30 tane görsel geldiğini görmüyor. Direkt smooth bir görüntü görüyor. Şu anda da mesela oyunu çalıştırdığım zaman direkt oyunun kaç FPS olduğu ile ilgili direkt buraya işte mesela 30 FPS, 60 FPS ya da aldığı FPS'e göre şu anda işte 75 FPS alıyor, 77 FPS. Bunun sabit durması lazım ki kullanıcı şey olmasın, böyle hani o aradan geçişi görmesin ya da donmayı görmesin. Donmayı görürse kullanıcının midesi bulanabilir, rahatsız olabilir. Kullanıcılar istemez mesela böyle bir şey. Bunlara mesela optimizasyonlarda çok dikkat ettiğimiz bir şey. Yani FPS çok çok önemli. Buna göre kodlamak gerekiyor. Yani fizik kodlayacaksanız, geometri kodlayacaksanız bunları kastırmamanız gerekiyor. Yani sistemi kastırırsanız o şekilde oyuncu oynayamaz bu oyunu. Veya rahatsız olsa kapatır gider. Hiç uğraşmaz bile oyuncu. Veya o yüzden, daha yüksek donanım gereksinimi olacağı için ulaşabilirliği de arttırabilir. Evet. Yani ne kadar düşük sistemde çalışacak sistem yaparsanız o kadar çok kullanıcıya ulaşırsınız. O kadar çok para kazanırsınız. Yani insanların çok üst segment oyunları herkes yapabilir. Yani çok yapması daha da kolay aslında. Yani direkt üst segment oyunu yaparım. Geçerim, hiç uğraşmam, bakmam bile arkama diyebilirsiniz. Ama para kaybınız çok fazla olur yani. Çünkü düşük sistem bir sürü insan var şu anda. Hatta bu problemi çözmek için de streaming servisleri var aslında. Yani mesela GeForce Now gibi streaming servisleri var. Direkt açtığınız zaman internet üzerinden size oyun oynatıyor mesela bu sistemler. Yani bu herhangi bir donanıma ihtiyacınız yok. Bayağı tarayıcıda oyun oynar gibi oyun oynuyorsunuz. Açılma biraz yavaşlasın. Mesela bu Stadia gibi sistemler. Yani Stadia da yine böyle. Yani tarayıcıdan, mobilden PC oyunu oynayabilmenizi sağlıyor. Çünkü çok ciddi bir problem mesela. Oyun sektöründe en büyük problem bir tanesi kullanıcının sisteminin kötü olması. Çünkü istediğimiz görsel kaliteyi yakalamak için optimizasyon çok fazla zaman ayırıyoruz biz aslında. Yani o çok gözükmüyor. Ya da mesela atıyorum bir web programlayan birisi çok hani grafik optimizasyonu yapmadığı için ya da fizik optimizasyonuyla uğraşmıyor mesela. Ama oyun sektöründe fizik optimizasyonu, grafik optimizasyonu çok çok büyük zaman alıyor. O yüzden bunlara çok çok dikkat ediyoruz. Evet. Hatta yani işte, StarCraft 1 hala Pentium 3'ü destekliyor diye biliyorum ben de. Bizim ilk çalıştığım firmada arkadaşlar çok oynuyordu. Hani Pentium 3 dediğimiz megahertzlerde, gigahertzlere çıkmadan önceki işlemcilerde hala oynanabiliyor şekliyle. Bu işin biraz da şey, ticari tarafı arkadaşlar. Yani siz bir uygulama yapıyorsunuz. Sırf işte sizin oyununuzu oynamak için kullanıcılar bir ekstradan zaten oyununuza para verecek. Bir de üstüne gidip ben bir üst model bilgisayar alayım derken oyununuzdan uzaklaşacaktır. Ticari strateji anlamında bunu da ilerletiyorsunuz. Hani player attribute info set diye bir şey var mesela. Burada scriptable object deniyor bu yapıya. Bunu mesela yapıyorsun. Mesela health'i burada, move speed'i burada, attack speed'i burada, işte ilk vurduğu damage burada, işte kritik vurma şansı, işte zırh delme, zırhı, damage tipleri burada mesela. Ateş mi verecek, işte hava mı verecek, physical damage mi verecek gibi mesela attribute'leri buraya koyuyoruz. Burada da işte player attribute bunları kontrol ediyor. Bu yapıları ayırmak önemli. Mesela animasyon kontrol eden şey, animatör kontrol ediyor. Bu unit'in kendi komponenti. Bunu açtığınız zaman şöyle bir ağacı var mesela player'ın. Yani hareket etmek için böyle bir ağaca ihtiyaç duyuyor. Bu ağaçta da şu var. Idle, bekleme animasyonu. Walk, yürüme animasyonu. Run'da koşma animasyonu. Bu mesela burada hızla ölçülüyor aslında. Diyorum ki ben burada, diyorum ki hızı 0.1'den büyükse bunu bu insanı yürüt. Bunun hızı 0.6'dan büyükse bu insanı koştur diyorum. Bu mantıkla çalışıyor. Ben eğer bir işte saldırma tuşuna basarsam burada da diğer saldırı animasyonları oynuyor. Öldüğü zaman da ölme animasyonu oynuyor mesela. Animasyonların state'leri var, böyle geçiş aralıkları var. Buna göre işte karakter hareket ettiğiniz zaman yürüme animasyonu oynuyor gibi gibi.
düşmanın kendi animasyonu ayrı. Orada da işte walk var, atak tuşu var, işte hasar aldığı zaman verdiği animasyon var, bir de ölme animasyonu var. Bunlar animasyonlar da şey, yine kendi içerisinde kemikleri var bunların. 3 boyutlu oldukları için kemik sistemi var kendilerine ait. O kemik sistemine göre de animasyonlar oynuyor. Şuradan ufak bir açarsam. Ne olacaktı? Animation. Ha. Mesela burada animasyonlar burada. Bu bir objenin şeyi mi? Kemikleri hangi hareketleri yapabilir evet. Kısmında? Aynen. Yani mesela kemikler, mesela kol var, bacağı var, kafası var falan filan gibi. Bu aslında o objeleri transformlarını hareket ediyor. Burada hepsi transform bilgisi var. Yani bu kemik dönüyor mu, hareket mi ediyor? Onun bilgileri var. Ona göre de karakter o transform kemiğe göre de dışındaki mesh'i hareket ettiriyor. Yani mesh dediğimiz şey şu. Bu arada. Şu. Yani şu gizmosu kapatayım. Ne oldu? Sektöre biraz yabancı olduğum için şöyle bir şey anladığım kadarıyla. Normalde hani bir insan hareket etmek için kemik parçaları ve vücut parçaları var. Siz bunların hepsine kemikleme diyorsunuz. Yani işte evet. Bu gördüğümüz karakterin parmağını komple oynatması ayrı. Ama sadece evet. Tırnağını, mavi kısmı oynatması için ayrı bir parçalama yapıp buna göre teker teker işliyorsunuz. Aynen. Bu animasyon. Evet, animasyoncular buna göre yapıyor. Mesela şey gibi düşünün, mesela rigleme dediğiniz rigleme kısmı, işte kemik kısmı avatar aslında, bizim bildiğimiz kemik. Mesh'i de bizim hani et parçamız gibi düşünebilirsin yani. Ona göre hareket ettiriyor. Benzer mantıklı. Şu mesela poligonlar. Bunlar en önemli şeylerden bir tanesi. Bunları optimize yapmak zorundasınız. Çünkü çok fazla basarsanız yani ekrana bir sürü noktayı ve ekrana görüntü oluşturmaya çalışacak sistem. Çok fazla, mesela milyon tane basamazsınız. Yani mesela çizgi filmlerdeki muhabbet şeydir. Mesela çizgi filmler, bir animasyon filmi dersin 3 boyutlu. Görüntüsü çok iyidir. Çünkü onlar pre-render alınıyor. Yani onlar real time değil onlar. Yani bunlar tamamen çok yüksek poligonda yapılıyor. Ona göre render alınıyor. Çok güçlü bilgisayarlarla render edildiği için son kullanıcı evet. Sadece frame'leri görüyor. Ama bizde real time'da generate olduğu için evet. Bunlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Zaten çizgi film, mesela Disney gibi şeylerde mesela render farm denen yapılar var mesela. Bayağı bir sürü bilgisayardan oluşan, bir güçten oluşan bir şey var. Onunla render alıyor. Onunla bile çok uzun sürüyor mesela render alması. Çünkü her bir pikseli tek tek hesaplıyor. Bütün animasyonları, işte milyonluk animasyonlar var. Üzerinde efektler var. Işık var mesela. Işık çok çok pahalı bir şeydir. Yani şu anda da mesela ışık var. Işık olayı mesela çok, mesela bu real time ışık var burada. Yani mesela mobil oyunlarda genelde real time ışık kullanılmaz. Çünkü orada mesela bambaşka bir teknik var. Şimdi yapacağınız oyuna göre de kullanacağınız teknik tamamen değişiyor. Böyle bir muhabbetle mesela mobil oyunlarda da vertex painting denen bir kavram vardır. Onu şuradan açabilirsem. Vertex painting'de de direkt texture, mesela biz şu anda ufak bir texture de göstereyim. Hop. Mesela bu karakterin böyle gözükmesini sağlayan yapı aslında şu üzerindeki hangi piksele hangi imajın geleceğini, hangi rengin geleceğini aslında belirleyen arka planda bir yapı var. Şuraya basayım. Materyal şöyle. Böyle bir texture var aslında bunun. Bu texture'ı işte kafasının geleceği yer, şeyin UV'sini çıkarmak denir buna. Bunu UV'sini çıkardığınız zaman bu mesh'in hangi pozisyonda ne geleceğini belli olur. Bunun üzerinde bir işte 3 boyutlu düzlemin 2 boyuta evrilmiş hali var. Ona göre bu kafasına hangisi gelecek, işte bu koluna hangi texture gelecek bunu biliyor sistem. Normal map'te bunun ışığa tepki vermesini sağlıyor. Yani şuradaki ben normal map'i kapatırsam aslında ışığa tepki vermeyen bir sistem geliyor. Açarsam gördüğünüz gibi detaylar geliyor tekrar. Bu mesh'te işte normal map dediğimiz olay aslında ışığın gelme normallerini hesaplayıp orada sanki ışık varmış gibi davranmasını sağlıyor. Bu tarz mesela çok map. Çok çok ince işçilikler var burada. Hani biz hani sonuçta bir tepki olarak baktığımızda hani ya işte bir şey koyuyorlar oynuyor gibi düşünsek de dediğim gibi piksel bazında geri geldiğinde ayarlamalar gerekiyor orada ve tabutta rovaşata atmaya çalışıyorsunuz bir yandan da. Tüm kullanıcıya ulaşabilmek için. Tabii mesela işte normal açın yani şey artık sineğin yağını çıkarmak neticesinde bir şey mesela evet. Normal map şöyle bir mesela şu normal map'i aldım. Mesela ben bunu alıp ekranın üzerine, küpün üzerine ya da bir şeyin üzerine koyduğum zaman bunu almayacak muhtemelen. Okay. Mesela bunu projeye atıp, yani bu arada mesela direkt sürükle bırakla bunu atabiliyorsunuz. Yani herhangi bir öyle bir Unity çok aşırı esnek. Bazı oyun motorlarında böyle texture eklemeniz bile çok uğraştırıyor sizi. Yani oraya öyle kafanıza göre eklemiyorsunuz.
Mesela burada normal map seçip hızlı bir şekilde koyayım. Mesela şöyle bir küp yaratıyorsunuz. Diyelim ya da sifir yaratayım bir. Sifir yarattığınız zaman bu noktada mesela bu aslında üzerinde bir materyal var bunun. Yani temelde bir direkt bir materyal geliyor. Bunun için yeni bir materyal oluşturmak isteyeceğim ben. Materyal. Mesela new materyal bunun üzerine koyduğum zaman artık bunun materyali buldum. Ben bunun eğer materyalini silersem rengi pembe oluyor. Aslında pembe olmasını da genel tasarım programında hepsinde pembedir. Pembe şey anlamı vardır aslında. İnsan gözünün göremediği renkleri ifade eder pembe renk. O yüzden hani bunun üzerinde görecek bir şey yok anlamına geliyor pembe. Onda öyle bir ufak bir mantığı vardır kendi içerisinde. Mesela ben bunu yaptım. Aldım bunu. İşte normal map'ini koyduğum zaman bir de tile olayını da verebilsem. Eşe beşleyelim. Mesela ışığa buna göre tepki verecek. Gibi. Tepki vermemesi şeyden kaynaklanıyor da olabilir tabii. Yani bu, işte burada shader'la alakalı şeyler de var tabii. Başka işte fade var, bilmem ne var. Yani burada mesela shader programlamada apayrı bir dal. Onda da ufak amplify shader gibi bir şey var. Onu ufak göstereyim. Şurada bir tane. Bu shader programı da aslında görsel programlamaya giriyor. Yani mesela bu mesela bunun nasıl mesela bunun hangi texture'ın ne olacağını, nasıl olacağını, tarzının nasıl olacağını belirleyen şey shader. Bunu shader düzgün kodlamazsanız grafik olarak kasar. Yani bu grafik programlamaya giriyor aslında. O insanlar da çok iyi görüntü işleme bilmek zorunda. Yani görsel programlama da yapabiliyorsunuz. Direkt kod da yazabiliyorsunuz ama yaptığınız işte çok iyi olmanız lazım ki herhangi bir problem çıkmasın. Yoksa oyun çok kasar. Yani düzgün evet. Kodlanmamış bir shader kaosa yol açar gerçekten. Bununla ilgili Kürşat arkadaşımıza bir soru sormuş. Fizik ve grafik optimizasyonuna örnek verebilir misiniz? Ne gibi optimizasyonlar yapılıyor? Bu da bu sorunun cevabı oluyor aslında. Gibi yani mesela bu tarz şeyler mesela atıyorum yapacağınız zaman yani mesela fizik optimizasyonunda şöyle anlatayım fizik optimizasyonunu. Mesela gittim yani mesela alıp da mesela küp koydum ya da işte bir üzerinde bir rigid body var. Yani mesela burada bazı şeylerde mesela fizik çarpıştırmaları mesela rigid body koyarsanız bu artık sert vücut şeyi gibi oluyor işte. Yani çevresi biraz tuhaf ama bu aslında bir kütle kazandırdım buna. Bunun üzerinde ağırlığı var. Bunun bir ağırlığı var. İşte gravitiyle, yer çekimle düşsün mü düşmesin mi diye ben burada seçebiliyorum. Şimdi çok fazla fizik objesi kullanırsanız oyunda bayağı bir kasma yapar mesela. Çok fazla fizik objesi kullanmadan nasıl yaparız? Ya da mesela collider'lar vardı. Birbiriyle etkileşime giriyor bunlar. Bunlar birbiriyle çok fazla etkileşime girerse çok fazla veri gelecek. Yani aynı real time'da çok fazla veri gelecek. Mesela biz bunun için şey yapıyorduk. Mesela ben bir mıknatıs yaptım. Etrafında da şey yapacağım. Mesela objeler, küçük objeler var mesela. Onları etrafındaki projectile'ları kendine çeksin istiyorum. Şimdi gidip de bunu gerçekten bunun üzerine ben bir collider koyup çekmeye çalışırsam, eğer üzerine collider koyup çekmeye çalışırsam bu çok fazla performans demek. Bunun yerine şey yapıyorum. Her projectile kendisini statik bir listeye ekliyor. O listeden ben direkt sadece transform'u bana yakın mı değil mi diye check ediyorum mesela. Bu böyle bir mesela fizik optimizasyonu. Orada fiziği kullanmıyorum. Onun yerine sadece transform check'i kullanıyorum. Orada fizik hesaplanması şey dedim o işte real time'da sürekli bir yer biriyle çarpıştı mı falan gibi kontrol etmek çok zor. Çarpışma dediğim mesela şu. Mesela objenin bu objeler nasıl bir yere düşmüyorlar? Şuradaki mesela objeler. Çünkü aşağıdaki yer ground ile tepki şey oluyor. Aslında etkileşime giriyorlar. Yani bu şey anlamına geliyor. İşte şu bunun adamın ayağı şunun transformun bir birim geçtiği anda geri eski konumuna gönderiyor ya da hiç göndermiyor. Bu da aslında birbirinin içinden geçmesini engelliyor. Biz nasıl gerçek hayatta benim elim nasıl masanın içinden geçmiyor? Niye işte atomlarım işte çok sık olduğu için yani masa da çok sert. Atomların içinden geçmiyor gibi. Burada da mesela bu yer düzlemi sert olarak tanımlıyoruz. Bunu da sert olarak tanımlıyoruz. Diyor ki bu bunun içinden geçmesini istiyoruz. Buna göre de mesela fizik ağacı var kendi içerisinde. Kimine nasıl etkileşime gireceğiyle ilgili mesela burada böyle bir tablo var. Yani mesela herkes her sene etkileşime giriyor burada şu anda. Ama mesela böyle olmaması lazım normalde. Bu basic gelen şeyler. Daha gelişmiş oyunlarda şey yapmıyoruz. Mesela atıyorum işte player'lar kendi işlerinde çarpışmasın gibi check'leri koyuyoruz buraya ki player'la çarpışmasın ki ekstra grafik fizik optimizasyonu sağlayayım ya da mesela aynı mesela bak gravity mesela şeydir. Newton fiziğini baz alır unit'i. 9.81'dir yer çekimi ivmesi. Yani her bir frame'de işte 9.81 birim ilerliyor. 1 saniyede 9.81 birim ilerliyor gibi düşünün. Ona göre de FPS'e göre de düşmeme olayları değişir. Mesela teknik olarak yapacağınız şey de fizik işlerini
fixed update diye yaparsınız. Yani fixed update diye bir şey vardır. Burada var mı? Yani mesela update diye bir kısım vardır. Update mesela bu bir döngüdür. Bunu bir sonsuz bir döngü olarak düşünün. Mesela oyununuz 60 FPS ise saniyede 60 kere döner. Ama oyununuz mesela bir anda 50'ye düştü, 50'ye 50 ile döner. Bir anda 70'e çıktı, 70 ile döner. O yüzden orada bir sıkıntı olur. Yani mesela bir karakteri update'in içerisinde hareket ettirmezsiniz. Bu yanlış bir şeydir. Çünkü FPS değişebilir. FPS değişirse karakterin hızı değişir. Karakterin mesela bir, mesela iyi, hızlı, güçlü bilgisayarda çok hızlı hareket eder. Kötü bilgisayarda çok yavaş hareket eder. Onun yerine fixed update diye bir şey vardır. Her zaman sabittir. Mesela fixed update kullanırsınız. O fizik hesaplarında fixed update kullanılır. O mesela onun timing'i bellidir. Yani FPS düşse de azalsa da aynı aralıkta ilerler. Hiçbir şekilde herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Mesela çarparken de time zaman faktörü vardır. İşte F eşittir MA muhabbetinden, yer değiştirme faktöründen. İşte bir saniyede kaç birim gideceğini aslında belirliyorsunuz. Ona uygun da işte fizik optimizasyonları yapacağız. Burada time delta time ile çarpıyorum. Ki işte her bir saniye, bir frame'de ne kadar mesafe gidecek? Burada bunu hesaplıyorum. Ona göre de pozisyonunu set ediyorum. Hareket ediyor karakter. Tamamen bu şekilde. Evet. Şimdi burada birinci, ikinci sınıfta gördüğümüz matematik ve fizik derslerini en çok kullanan kişi sektör diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Tarafında. Şimdi yazılım tarafına baktığımızda normal kurumsal ya da işte iş yazılımları dediğimiz kısımda bu kadar fazla matematiksel bir şeye girmiyoruz. İşin biraz kolay tarafı oluyor. Ama oyun tarafında bölümün hakkını tamamen veriyoruz diye düşünüyorum. Evet. Hem fizik, yani yatay atıştan tutun da işte elastik kolye işine kadar birçoğu konuyu hatırlamanız ve çalışmanız gerekiyor ve bunu matematiksel olarak da hesaplamanız gerekiyor. Bu taraftan da ilgilenen arkadaşlara derslere biraz daha ağırlık vermesi konusunda tavsiyede bulunayım size. Zaten aynı zor kısımlar aslında biraz da onlar oluyor. Yani fiziği tam mesela atıyorum benim takım eden makine mühendisiydi. Adamın zaten fiziği çok iyi olduğu için çok hızlı yapıyordu her şeyi. Yani bir hesabı yapması onun çok uzun sürmüyor. Bir bilgisayar mühendisinin fiziği o kadar iyi olmuyor. Ben ilk başta mesela bayağı zorlanmıştım. Ama sonra yaptıkça şey oluyorsun yani hakikaten fizik bir işe yarıyormuş falan oldum yani. Daha da böyle bir şey oluyorsun. Üzerine daha fazla araştırma yapıyorsun. İşte eğik atış formülünü hakikaten yapıyorsun. Hakikaten eğik atış da gidiyor falan. Formül doğruymuş falan diyorsun böyle. Çünkü hep soru çözmek için kullanmışsın. Hiç böyle gerçek bir şeyde kullanmamışsın. Burada işte birinci adım şey işte bu fiziği simüle etmek. Gerçek hayatı simüle etmek. İkinci adım da oyun sektöründe bunu manipüle etmek. Yani bunu nasıl eğerim, bükerim mesela. Platform oyunlarında yer çekimi ivmesini, mesela buradaki yer çekimi ivmesini 9.81'e biz -30 yapıyoruz. Çünkü karakterin daha hızlı hemen yere düşmesi lazım ki işte dinamizmi kaybetmesin. Mesela bu tarz tasarımlar var mesela. Şey değil yani öyle hani fizik yazdım, Newton fiziğinde çalışsın gibi bir olay yok. Yani size ne hizmet edecek onu kullanıyorsunuz. Okey. Bu mesela aynı. Mesela normal map sadece bir map değil bu arada. Bir sürü map var burada. Şuradan Amplify'ı açayım tekrar. Mesela Amplify Shader'da editörde. Aslında bu alevin mesela yanıyormuş gibi gösteren bir şey var. Aslında texture'ı döndürüyor içeride. Onu da bu şekilde aslında şey yapıyoruz. Texture koordinatlarını alıyor. Texture'ın bulunduğu koordinatları. Üzerine bu texture'ları geçiriyor. Maskeye geçiriyor. O maskeyi işte normallarını hesaplıyor. Sonrasında panel var. Panel dediğimiz şey böyle sanki böyle hareket ettiriyor. Sürekli bir şeyin üzerinde böyle bu şekilde hareket etmesini sağlıyor panel. Bunu mesela hızını belirliyor. İşte zamanın 20'de 1'inde hareket etsin diye. Speed'ini x, y'den verebiliyorsunuz. Eksi bir olarak. Yani hangi yöne ne kadar gideceğini veriyorsunuz. Bu şekilde hareket ediyor. Bu da sanki burada alev hareket ediyormuş gibi gösteriyor. Yani bunu gerçekten bunu gidip hani fizikle bir obje koydum, çevirdim falan yapmaya çalışsanız çok uzun sürer. Bir de esnek olmaz. Bu sistem tamamen esnek. Texture'ları koyuyorsunuz. Sanki böyle yanıyormuş gibi gözüküyor mesela. Bu tarz başka şeyler de var mesela. Ne var? Kütmep, aynen. Mesela kütmep olayı. Bu mesela kütmep olayı aslında gökyüzü olmamasına rağmen burada gökyüzü sanki içindeymiş gibi yansıtıyor. Yani gerçekçilik katıyor şeye, yapıya. Kütmep dediğimiz olay da aslında şu. Yani aslında 6 tane şeyden oluşan bir yapı. Yani şöyle kütmep yazdığınız zaman internette çok rahat anlayacaksınız. Şu. Yani aslında bu. Bunu ama kapattığı zaman böyle bir küpe mesela küp olmasını bekliyorsun ama küp olmuyor. Sifir oluyor. Sifiri de bunun içerisine koyduğun zaman sanki onu yansıtıyormuş gibi böyle bir fake yapıyorsunuz aslında. Yani kullanıcıyı kandırabiliyorsunuz bu şekilde ve optimize çalışıyor. Bunu real time ekrana piksel basmaya çalışsanız çok çok pahalı olur. O yüzden bu tarz triklerle olayı kotarıyorsunuz. Çok farklı. Şimdi hem işin bir sanatsal tarafı, işin ondan sonra döndük gerçek hayat fizik tarafı var. Bunları bir de gerçeğe çevirme işin birçoğu şeyi var.
Bayağı zorlu ve şey bir işçiliği çok çok fazla olan şeyi. Ama Evet. keyif alan, şimdi ben hep şey diyordum, yazılım tarafı sevilmeden yapılmayacak şey diye düşünüyordum ama oyun tarafı da daha fazla sevilmesini gerektiren şey oldu. Ben de seninle beraber görüyorum bunu. Yani aslında ben bu kadar zor olduğunu mesela girmezdim gibi düşünüyorum ben aslında. Hatta yani şey istifa ettikten sonra acaba web programcısı mı olsam falan diyordum. Hatta Softekin dördüncü adımına kadar falan geldim. Ben İngilizce testine kadar gelmiştim Softekin. Sonra Masomo firması dönünce oyun sektörüne geri döndüm yani. Çok zor çünkü firma. Yani şey sektör çok zor. Yoruyor da sizi yani. Bayağı bir yoruluyorsunuz. Çünkü sadece mesela kod yazdım geçtim değil yani. Tasarımcı düzgün tasarım yaptı mı? Tasarım nasıl yaptı? İşte optimize oldum yani. 1024'e 2048 yapmışsa ben onu oyuna koyamam mesela. O mümkün değil oyuna koymam. Onu işte küçülttürmeye çalışıyorum. İşte optimize, o tasarımcının da mesela game artist olması gerekiyor. Yani bunu çizdim al koy yapamazsınız. Öyle bir tasarımcı olayı yok yani. O da game artist oluyor. Yani oyundaki optimizasyona göre tasarım yapmayı öğreniyor o da. O da mesela apayrı bir alan. Yani o mesela bu mesela 3 boyutlu modelleme stillerinden bir tanesi. Mesela burada aslında işte bu şeymiş gibi duruyor. Hani ya gerçekten şey bu düzlem gerçekten boyanmış gibi mesela gözüküyor. Ama bu tamamen fake. Yani üzerindeki mesela ben tuğlayı kaldırdığım zaman aslında bu resim bu ve üzerinde hiçbir tekstil yok bunun. Bu tamamen meşin içine gömülmüş renkler var bunun içerisinde. Yani bu insanlar bunu poligonun içine gömüyorlar. Bu poligondan içerisinde direkt böyle gömülüyor. Bu mesela Blender'da böyle geliyor. Hiçbir tekstil koymadan böyle dümdüz bu renk oluyor. Üzerine ben gri bir madde koyduğum zaman yani mesela üzerine bunu koyduğum zaman sanki bu duvarmış gibi oluyor. Mesela bu mobil oyunlarda bu şekilde kullanılıyor. Yani mobil oyunda tekstil kullanmazsınız, kullanamazsınız çünkü o kadar hafıza yok kullanıcının bilgisayarında. Yani ne RAM'i o kadar güçlü, ne hafızası o kadar var. Ne kadar düşük yaparsanız o kadar iyi. Bu da mesela 512 512 bir imaj. Mesela 170 170 kilobaytlık bir şey. Bu 170 kilobaytlık imajı alıp burada da kullanabiliyorsunuz. Yani yaptığınız her binada bu tekstili kullanabiliyorsunuz. Buna göre tasarlarsanız. Tasarımcının vertex painting'i iyi biliyor olması lazım bunun için. Yani mesela burada başka bir şey yapılmış. Burada da yine düz çizgiler var sadece. Sadece düz çizgi yani. 170 kilobaytlı da. Tertemiz yapıyorsunuz ve istediğin atıyorum ben bunu sıkıldım da işte ya da rastgelelik koymak istiyorum içerisine. Yani gidip de üzerine ne koysam işte stone koyduğum zaman başka bir ev oldu şimdi gibi olması lazım. İşte bu esnekliği, bu teknikleri biliyor olması lazım tasarımcının yaparken. Ekstradan şöyle bir şey var mesela. İşte RGB olayları var. İşte görüntü işleme dersinden bayağı faydası oluyor aslında bu noktalarda. Mesela RGB'ler yani texture'ları aldınız koydunuz. Mesela direkt düz texture yapıp üzerine koyarsanız bu normal şey yani normal sistem bu şekilde ilerler ama mobil oyunlarda böyle bir şey yapamazsınız. Yani 1024'e 1024 bir imaj koymanız çok çok zor. Yani çok öyle bir şey yap bir obje için bu kadar hafıza harcayamazsınız. Böyle bir şansınız yok. Mesela 512 512 yapıp vertex painting yaparsanız gri de böyle oluyor. 512 256 bir imaj yapabiliyorsunuz. Sonra demiş ki adam biraz daha bunu zorlayayım. Demiş ki vertex painting ile boyayayım. Üzerine sadece 512 256 gri imajlar koyayım. Gri olduğu zaman daha da dosya boyutu küçülüyor. Pikseller azaldığı zaman. Öbür seride RGB kanallarını tek bir imajda toplamış. Yani şunu mesela bunu red'e koymuş. Bunu green'e koymuş. Blue'yu da boş bırakmış. Tek bir 256 256 bir texture'da bunun üzerine boyayabilmiş bu şekilde. Bu bambaşka teknikler bunlar mesela. Yani bunu çok 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 düşük boyutta adam optimize bir şekilde yapabiliyor. Tertemiz bir şekilde. Bu mesela tekniği tasarımcının öğrenmesi lazım. Programcının da bunu biliyor olması lazım ki yönlendirebilsin tasarımcıyı gibi ya da programcıyı yönlendirebilsin. Bu teknikleri bilinmezse bu adam hani düzgün mobil oyun yapabilmeniz mümkün değil. Mesela bu yol üzerinde texture varmış gibi gözüküyor. Kırıklar falan da var. Ama üzerinde bunun hiçbir texture yok şu anda. Hiçbir şey yok yani. Sadece modellemeyle yapmışlar. Yani çatlakları bile modellemeyle yapmışlar. Hiçbiri şey değil. Boyama değil. Tamamen vertex painting. Bu şekilde bir görüntü elde edebiliyorlar. Bu mesela apayrı bir optimizasyon tekniği. Yani bunu biliyor olmanız lazım mobil oyun yapıyorsanız eğer. Bunu bilmiyorsanız ya 3D oyun yapıyorsanız projeniz biraz tatsızlaşabilir ya gerçekten. Mesela yaprak yapmış. Bu yapraktan mesela poligondan kısmak için aslında quad basıyor. Burada bastığı şey şöyle. Demek gerekirse. Düz quad basıyor. Yani quad'dan kastım şu. Yani şöyle bir poligon basıyor. Şuradan bakayım. Düz bir imaj. Şimdi o her bir yaprak için poligon harcasaydı bunu ekrana basamazdı. Çok çok zorlanırdı yani şöyle bir şeyin poligonunu çok arttırırsanız yani yaprak basmak için böyle bir şey yapamazsınız ama bunun üzerine cutout bir tekstil koyarsanız yani cutout'tan kastım buna özel bir şeyler yazıyorsunuz ve sadece bu tekstilin belli kısımlarını alıyor ve bu şekilde de diğer tarafları şeffaf yapıyor. Sanki o poligonlar yani o poligonlar şuralar boş kalıyor. Tamamen poligondan kısıyorsunuz ve
düzgün bir görüntü elde ediyorsun bu şekilde. Bunlar da mesela iç içe çapraz koyarak sanki bir ağaçmış gibi gözüküyor. Aslında bunlar tek boyutlu 3D meshler aslında. Ama sanki uzaktan baktığın zaman hakikaten dolu dolu bir ağaçmış gibi gözüküyor. Bu da mesela ekstra bir optimizasyon tekniği. Yani işin biraz film çekim hilelerini de görmemiz gerekiyor diyorsunuz. Evet. Sağ tarafa da. Çok çok fazla var yani. Hile zaten işiniz hile aslında. Ben biraz da burada bu yüzden girdim. Yani ben dedim hani işte hacking efendiye giremem. İşte çünkü çok fazla şey var. Yani ben illegale kayarım falan diyordum. İllegale kaydım gibi oldu oyun sektörü. Yani yaptığınız her şey illegal yani. Tamamen kullanıcı kandırma odaklı. Kullanıcı evet. Bu burada böyle mesela burada olmayan bir şey orada varmış gibi göstermek tamamen sizin hilenize kalıyor. Mesela imposter diye bir teknik var. Şekiller bu öyle bir teknik de böyle bir aset var mesela. Bu mesela uzaktaki dağları mesela aslında oyunlarda bunu bu şekilde yapıyorlar. Yani aslında bu kadar poligon, yüksek poligonlu bir kaya aslında bunun 360 derece fotoğrafını çekiyor. Sonra onu texture haline getiriyor. Kamera hangi açıdan bakıyorsa quad'ın üzerine o texture'ı basıyor. Tamamen bu hile. Mesela bu şekilde 360 derece fotoğrafını çekiyor. Bunu bir poligon haline getiriyor ve ekrana çok çok düşük poligonlarda yani mesela şununla mesela uzakta olunca bir detaylar düşüyor. Mesela gerçek insan gözünde de böyledir. Yani yakında gördüğünüz bir cismi çok detaylı görürsünüz. O yüzden poligonları fazla gibi düşünün. Uzaktaki bir cisimde çok hani çok detaylı görmeyiz ya. Çünkü aslında poligon kaybetmiş gibi düşünün. Çünkü beyin optimize ediyor aslında o kısmı. Yani siz ya yakındaki bir objeye odaklandığınız zaman beyin orayı hani incelemeye çalışıyor. O yüzden orayı daha detaylı inceliyor. Ama uzaktaki bir objeyi artık belli bir görüş sınırınızın dışında kalıyor. Beyin onu proses etmesi için daha fazla veri harcaması lazım. Beyin onu proses etmek yerine detayları azaltıyor. Görüş açınızı azaltıyor. O yüzden mesela detaysız görüyorsunuz. Burada da aslında o hileyi kullanıyor. Yani insan gözündeki hileyi burada da kullanıyor. Duymada da aynı şeydir mesela. Hani yani belli bir mesafe kadar duyabiliyoruz ya da belli bir frekansa duyabiliyoruz. Çünkü çok bütün sesleri duymuyoruz mesela. O da bir optimizasyon aslında. Çıldırmamanız için yapılmış bir optimizasyon. Çünkü beynimizin de bir kapasitesi var. Onu açtığımız anda insan kafayı yemesi işte aslında o aslında. İnsanın delirmesi olayı. Aslında evet. Senin işlemcinin tükenmesi olayı. Evet, burayla beraber işin ticari tarafına baktığımızda hani sadece oyun geliştirme değil, bunun alt sektörleri de mevcut diye anlıyorum ben. Bir, hani obje satın alabildiğimiz kısımda. Kesinlikle. Bunun da bir alt ve büyük bir sektör olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani hani ben sadece oyun değil, oyun için objeler vesaireler yapıyorum tarzında bir sektör de var diye düşünüyorum. Ufak bir mesela siteye girelim. En basitinden fiyatla bitirdiği objelerin fiyatlarını bir ufak görelim mesela. High quality şeyler varsa aircraft'a bir bakayım. Yani şurada 367 dolar falan yani şu uçak. Yani bir 3D modelleme yapıyorsunuz ve bunu istediğiniz sınırsız kişiye satabiliyorsunuz mesela bunu. Öyle tema düşün, yapmak yani. Tema yapmak gibi düşünebiliriz bizim yazılım tarafına denk gelen şeyi düşünün. Aynen. Ve yani mesela freelance, tasarımcıların freelance çalışması daha da kolay bu arada. Yani bir programcının bir şeyi anlaması mesela atıyorum freelance işe aldığı zaman o işi tamamen anlaması lazım. İşte ilerlemesi lazım, tamamen kavraması lazım. Uygun bir şekilde, optimize bir şekilde yazması lazım. Tasarımcılarda biraz daha kolay bu iş. Çünkü yani atıyorum bana şöyle bir şey lazım, böyle bir şey lazım dediği zaman insanlar çiziyorlar ve hakikaten şey değil. Yani yapması da kolay. Mesela boş zamanlarında iyi paralar kazanıp ya da boş zaman kendi mesela şeyine koyduğu, portfolyosuna koyduğu şeyi burada gelip satabilir yani. Hiçbir şekilde sıkıntı, sınırı yok yani burada. Bunu isterse 1 milyon kişiye satar yani koyduğu şeyi. Burada apayrı bir pazar var. Yani oyun pazarı noktasında burada mesela asset store muhabbeti var. Mesela asset, bu bir asset store. Mesela bu bir asset. Bunu bu şekilde yapan 60 dolar satılan bir asset bu. Bu mesela evet. Burada bir sürü asset var. Mesela Final IK asseti, Final IK asseti. Yani burada da assetler yapabilirsiniz. Final IK inverse kinematik dediğimiz bir yapı var. Mesela kemik sistemini şey oluyor, dinamik hale getiriyor. Yani bir kolu çektiğinizde mesela kolu çektiğiniz zaman öbür transform gelmez. Bu öbür transformun da gelmesini sağlıyor. Yani mesela bir silah oyununda kolunuzu silah tutuyorsunuz. İşte kolunuzu kaldırdığınız zaman ya da öne arkaya geldiği zaman karakter hiçbir şekilde kemikler otomatik olarak şey oluyor. Baktığı yöne doğru kafa da dönüyor, vücut da dönüyor. Herhangi bir esneklik kaybı yaşamıyor ve mesela atıyorum bir yere yumruk atma animasyonunda falan filan o attığınız yere yumruk atmanızı sağlıyor. Bu işte mesela de karakter mesela düştüğü zaman dinamik bir şekilde düşüyor. Yani animasyonla düşmüyor. Gerçekten fizikle düşüyor karakter. Bu mesela bunu sağlayan bir tool. Burada bir sürü böyle tool var. Yani işte 100 dolarlık tool'lar, işte asetler var. Yine bir mesela konsept belirleyip mesela demiş ki inşaat sektörüyle ilgili bir konsept belirlemiş. Demiş ki 100 dolardan satıyorum bu asetleri. İşte modelleri koymuş, içine koymuş, satıyor veya bu pazarı bayağı sınırsız bir pazarı. Çok çok burada mesela Odin var. Mesela Odin şu en çok kullandığımız yapılardan bir tanesi Odin. Mesela Unity'de editör sistemi sağlıyor.
çok çok hani esnek, hem esnek yapı olarak esnek, hem siz çok fazla bir şey yapmıyorsunuz burada. Yaptığınız her şeyi görmenizi sağlıyor. Aslında mesela kodda şöyle ufak gösterirsem, mesela bu mesh generator şeyinde. Mesela bir attribute'ü public yaptığınız zaman bu editörde gözükmesini sağlıyor. Arka planda bir Unity bunu hallediyor bir şekilde. Evet, benim sevdiğim ufak... ekranlara geldik Visual Studio görünce. Kendimi şey hissetmeye başladım artık. Konuya çok da uzak değilim diye hissetmeye başladım noktaya geldim. Mesela mesh created ile ufak bir şey yazmıştım burada. Mesela burada public kısımlar var mesela. Nerede? Mesela serializable field. Mesela dışarı açmak istemiyorum ben şeyi. Burada aslında private gibi tanımlıyorum ama serializable field dediğim zaman bu şey Unity editöründe gözükebilir anlamına geliyor. Buraya baktığımız zaman da bunları bu şekilde görebiliyoruz. Serializable field yaptığımız zaman. Bu mesela space işte burada yukarıdan boşluklar akmasını sağlıyor gibi gibi. Mesela Unity'nin bu tarz komponentleri var. Bunları kullandıkça öğreniyorsunuz aslında. Bunlar yavaş yavaş öğreniyor. Mesela buna bastığınız zaman bu bir mesela bir küp yaratmak için yaklaşık öyle bir 100 satırlık falan bir kod yazıyorsunuz. Tatlı tatlı. Mesela bu 0, 1, 2, 1, 3, 2 aslında bunların point noktaları tamamen. Mesela ben bu creator'ı aldığım zaman mesela bu noktayı çektiğim zaman bu point'i hareket ettiriyor. Bu işte öbür point'i hareket ettiriyor. Bu işte öbürünün y'sini hareket ettiriyor gibi gibi. Ve mesela bunun üzerinde tamamen dinamik bir şekilde mesh oluşturup, 3 boyutlu obje oluşturup. Az önce mesela mesh filter'da bunun şey var, datası vardı. Burada yine datası var. Yani burada mesh filter'da ben bu defa datayı ben yaratıyorum kendi içerisinde. Yani bu benim yarattığım bir data artık. Bu datayı kendi yarattığım data üzerinden şey yapıyorum ve bunu mesela şu anda iskinematik havada duruyor. Ben bunu biraz daha yukarı alıp mesela şöyle çevirdim diyelim. İskinematiği kapattığım anda bayağı yerden fizikle düşer. Tamamen çalışır yani. Yani bir sadece hani oyun yazıcı olarak değil, oyun sektörüne tedarik yapan. Bunu da şeyden dolayı söylüyorum. Hani bu kürekçi hikayesi var eskiden beri anlatılıyor. Evet. Amerika'ya işte herkes altın aramaya giderken bir tanesi şey diyor. Ya bu kadar adam altın arayacak, ben de bir kürek fabrikası açayım bari diyor. Bunlara kürek de lazım olacak değil. Evet. Alt sektörlere de girebiliriz diye düşünüyorum şey tarafında. Kesinlikle. Mesela şey var, tasarım tarafında böyle technical artistlik gibi bir muhabbet var. Ona da mesela Substance Designer diye bir program var. Onu bir ufak göstereyim. Substance Designer programında da mesela şöyle bir, hani şunu açayım mesela. Bu görsel programlamayla, görsel bir programla aslında tasarım yapmanızı sağlıyor. Yani yazılımcı da değilsiniz, tasarımcı da değilsiniz. İkisisiniz. Yani hem görseliniz çok iyi olacak hem teknik altyapıyı çok iyi bileceksiniz. Yani teknik altyapıyı çok kötü. Yanlış yazdım. Yani şey değil mesela bir yaprak yapacaksan o yaprağı önceden tasarlıyorsun. Ya da bir taş yapacaksan taşı tasarlıyorsun. Bayağı kodla çiziyorsun ama. Elinle çizmiyorsun. Herhangi bir tasarım şey yok. Aldım da elimde bir şeyler çizdim yok. Tamamen kodla yapıyorsun ve bu neyi sağlıyor? Dinamizmi sağlıyor. Yani mesela taş yapıyorsun ve bunun rastsallığını değiştirebiliyorsun çok hızlı bir şekilde. Mesela büyük oyun firmaları işte Ubisoft'tur, Unreal, şey, GTA 5 yapanlar falan filan. Bu mesela tamamen görselle oluşturulmuş bir şey. Şundan. Şöyle seçeyim. Aynen. Bu mesela tamamıyla görsel oluşturulmuş bir şey. Burada sadece kod var. Yani burada mesela rock, işte rock height burada. İşte yosunların oluşturulması ile ilgili kod burada. Yani tamamen görsel programlama bu arada. Ve yani işte burada mesela noise'lar kullanılmış, level'lar kullanılmış. İşte neyin neyle blend edeceği, blend ettiği şeyden işte akışı çıkarmış. Burada yosunu çıkarmış. Mesela kendi bildiğin tamamen tasarlamış burayı. Ve bunu istediğim gibi mesela rastgelelik verebiliyorum bu yapılara. Bu da sınırsız opsiyon sağlıyor. Yani bunu çok düzgün yaparsanız bu size acayip mesela. Bu şu anda mesela iki boyutlu gibi gözüküyor. Yani iki boyutlu gözüküyor. Ben buna bir tane tessellation shader'ı koyacağım. Bu da yükseklik kalitesiyle birlikte oluyor. Pardon. Yani mesela böyle bir şey koydum. Diyorum ki mesela bunun bir yükseklik haritası var. Bir height map dediğimiz bir olay var. Şurada ufak. Yani height map. Böyle siyah bir harita çıkartıyor. Burada gördüğünüz beyaz yerler 255 gibi düşün. Yani 255 beyaz renk. Black siyah olan yerler 0. Buna göre yükseklik belirliyor. Ben bu mesela yüksekliği buradan değiştirebiliyorum. Diyorum ki 30 olsun mesela. Artık ona göre bir 3D mesh'in ona göre büküyor. Tamamen. Hop, ben bunu alıp mesela oyunda kullanabiliyorum bu şekilde. Height map'ini kullanarak mesela istediğim gibi tasarlayabiliyorum. Bir diğer mesela noktada da generator'larda mesela bunu direkt Unity'de mesela entegre bu. Yani Unity'de bunu çalıştırmak için herhangi bir şey yapmıyorum. Mesela diyorum ki random seed var burada. Bu random seed de içerideki diğer değerleri değiştiriyor. Hop, mesela değiştirdim. Yani görselleri hesaplıyor mesela render'ı hesaplıyor. Rastgelelik verdi şeydeki diğer yapılara. Mesela biraz daha ileri aldım. Gibi. Tamamen taşların durma şekli, suyun gelme şekli falan filan gibi noktalarda
hızlı, çok hızlı yani. Bunu yapması mesela uzun sürüyorsa bile mesela bunu tuğla yapıyorlar, duvar yapıyorlar. Bunun ekstra ekstra şeyleri de var. Mesela duvar yaptığın zaman herhangi bir şeyle uğraşmıyorsun yani. Bir duvar yapıyorsun, sonra rastgele bir basıyorsun. Çatlaklar rastgele oluyor, duvarın şekli rastgele oluyor. Ve bir daha kimse eliyle bir daha bir şey çizmiyor. Tamamen full pratik. Ve yani işte yazılım gibi olduğu için de çok rahat bunu kotarabiliyorsun. Ruf da şey yapmış. Mesela aynen. Sci-fi. Bir mesela bunun Substance firması Adobe satın aldı mesela bu firmayı. Sonrasında kendi tool'larında mesela Substance Alchemist diye bir şey yarattı. Bu da iki tane mesela burada tasarladığım kendi buna materyal deniyor aslında. Tekstil deniyor bunlara. Burada böyle mesela bu tarz bir şey tasarlanmış. Bunu alıp iki materyali birbirine birleştirebiliyorum. Böyle bir avantaj sağlıyor. Mesela açayım Alchemist'i. Alchemist'te de şey oluyor. İki materyali birbirine birleştiriyorum. Sonrasında Substance Painter diye bir şey var, boyama kısmı. O kendi yarattığım materyalle o istediğim yüzeyi boyayabiliyorum. Mesela yer düzlemi yaptım az önceki gibi. Yer düzlemi yaptım. Onunla ben istediğim mesh yüzeyini boyayabiliyorum. Hiçbir şey sıkıntı olmadan ve ona göre de export, texture'ın export'ım alıp projeme koyuyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan. Tertemiz bir şekilde. Mesela burada olay cancel. Yani mesela materyaller var. Burada mesela tasarlanmış materyaller var. Dedim ki hani bu şu materyali almak istiyorum. Kendi bunu ben tasarladım diyelim. Sonra diyorum ki ben bunun üzerine kar koymak istiyorum. Biraz işte bunu biraz işte kar olsun dedim. Böyle direkt otomatik birleştiriyor. Şuna bastığım zaman da hop şuradan aynen. Kendine basayım. Tamam. Heh, tamam. Mesela buradan height offset var. Height offset çalışacak. Biraz ağlıyor bazı programlarda görüntü paylaştığım için. Tabii bunları yapmak için de güçlü bir bilgisayara ihtiyacımız evet, var. Evet, ekran paylaşı yapmamın olmalı. Mesela şu anda kar seviyesini tamamen azalttım. Belli bir işte kontrastı azaltıyorum ya da işte bu tarz şeyleri azalttım. Tamamen dinamik bir şekilde işte altın üstünü altına getirebiliyorum. Bu şekilde texture çıkartıp alıyorum. Yani aldım da üzerine kar çizdim de aldım tekrar koydum falan gibi bir şey, hiç öyle bir şey yok yani. Bu tarz şeylerle yani aslında pratik değil yani, ameliyeyi bırakıyorsunuz, tamamen kafanızla yaptığınız bir şey aslında bu noktada. İşte artık şey de diyorlar işte yani artık bir şey tuşa basacağım, artık istediğim imajı yapacak ya da güzel bir imaj çıkartacak muhabbetleri de dönüyor. Yavaş yavaş. Bakalım bir yerlere doğru gidiyor bunlar. Painter'la da yine o şekilde boyayabiliyorsunuz tabii. Evet. Şimdi burada bir de sanatsal bir taraf olduğu için telif hakları söz konusu. Bugün de hatta Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği bir seminer vardı, onlara geldim. Burada bu süreçler nasıl peki? Yani telifle ilgili ya da şeyle ilgili, hatta sizin yaşadığınız geçmişte bir karakterin gözlerini mi çalmışlardı? Balığın yani gözünü çizgi, yani çizgi filmde olmuştu galiba öyle bir şey. Evet, telif evet. Olayında ama tam o detaylı bilmiyorum. Yani yine de telif haklarınız tabii başvurduğunuz zaman çok rahat korunabiliyor. Çünkü yani sizin yani imzalı bir proje yani bu sonuçta. Bunu bu şekilde önce siz yayınlamışsanız buna göre mesela bir uygulamayı, oyunu yayınlamadan önce zaten bir gizlilik sözleşmesi falan da imzalıyorsunuz. O yüzden yani bunun hakları bana ait gibi bir sözleşmeniz de oluyor. O yüzden kendi hakkınızı savunabiliyorsunuz oyun sektöründe. Ama genelde mesela bizde tasarımla ilgili herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Çünkü tasarımcımız zaten ona uygun çiziyor yani, benzer bir şekilde çizmiyor. Bilgi olarak şöyle söyleyeyim. Bir bugünkü şeyde de bu telif hakları webinarında da vardı. Çalıştığınız iş yerinde üretici, yani bir şeyler ürettiğinizde tamamen bilmem ne yasasına göre hepsinin telif hakkı zaten iş yerine ait oluyor. Evet. Bu sadece bir buluş, icat olursa buluşçu hakkınız doğabiliyor. Örnek veriyorum. Sen texture'ları yaparken ya ben şöyle bir şey buldum, yeni bir icat yaptım. Firmada bunun patentini aldığı zaman buluşçu hissesi ve payı alabiliyorsunuz. Bir icat yapmadığınız süreç içerisinde tüm haklarınız iş yerine ait oluyor diye arkadaşlara bilgi olarak vereyim. Aynen. Kendi kodumu aldım çıktım gidiyorum gibi bir şey yapamıyorsunuz. Yok yani. Hatta bir tane yazılımcı şey sormuştu. Ben 4,5 senedir bir şirkette çalışıyorum. Bir sürü proje yaptım bilmem ne diye. İşte ayrıldım ama işte o kritik projelerdi vesaire. Direkt profesör vardı Eda Hanım. Şey dedi. Hani işveren ve iş gören kavramında yaptığınız için zaten tüm üretim gücünüz ve şeyiniz iş yerine aittir diye sordu. Evet yani öyle alıp da hani yani mesela atıyorum biz mesela Adventures Fizz yaptık. Aldım o projeyi biraz değiştirdim ben de yayınladım gibi bir şey yapma şansın yok yani. O yok yani. Ahlaki taraftan birçoğu şeyde oluyor. Biz yazılım sektöründe de görüyoruz. Bazen iş görüşmesine gelen kişi şey söyleyebiliyor. Ya işte biz filanca şeyi yazmıştık isterseniz o da var diye. Diyorum ki bu sefer benimkinde mi götüreceksin başkasını diye. O işin ahlaki zaten iş yerinde evet, üretilen tabii. Şey iş yerine olması. Ama harcadığınız yani. Emek karşılığı olarak da tüm kitleleriniz de dahil olmak üzere iş yerine ait bir şeyimiz vardı. Ama buna şeyden geldik. Bir klon oyun sektörü var.
İşte evet. Benim konuşan Tom'um, bilmem ne Tom'um, Tom'un Tom'un dayısının oğlu bilmem ne diye hani baktığınız zaman birçoğu işin yani ayukası çıkacak halde bir sektörü var. Çünkü çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Yani günümüzde pandemi sürecinde berberin bile maske satması gibi bir şey aslında. Evet. Ya da birçoğu insanın kapatıp maske üretmesi gibisinden bir süreç oldu. Ya o tarz şeylerde aslında çok mesela yani oyun sektöründe o tarz şeyleri çok fazla sallamıyorlar gibi oluyor biraz da. Hani bazı nokta çok büyük firmalar kendi arasında kapışıyor ama bir firmanın illaki bir şey aldığı bir özellik diğerine benziyor yani. Birebir aynısını yapamazsın zaten. Benzer şeyler yapıyorsun. Üzerine başka bir şey koyuyorsunuz sadece. Yani üzerine bir şey koymuyorsanız orada bir problem çıkıyor. Ama genelde hani alıp da aynısını yaptığınız zaman biraz başınız ağrıyabilir o noktada ama genelde mesela şey bize Peak Games'in öyle bir oyunu vardı. Yani Toon Blast oyununu Hasbro gibi oyun, büyük bir firma mesela klonunu yapmış. Yani level dizaynı bile aynıydı bazı yerlerde. Dediler ki hani dava açtılar mesela Peak Games kazandı. Mesela küçük bir firma olsa kazanamazdı. Yani Peak Games büyük bir firma olduğu için kazandı. Böyle bir muhabbetler de var tabii. Yani bir de gücü yeten gibi bir muhabbet de var tabii. O tarz sıkıntılar evet. Doğar yani. Evet. Şimdi burada paradan konuşursan Altay arkadaşımız şey diyor. Ciddi mobil oyun tarafında ciddi para döndüğünü söylemiştiniz. Güncel olarak hangi programların dilleri mobilde tercih edilmeli? Konya'ya gidebilirsiniz. Unity oyun motoru mesela C#, Unity oyun motoru. Genelde mesela Hyper Casual oyunlar yapıyor bizim Türkiye'de. Onlar da bayağı tutuyor yani. Hyper Casual'da da bayağı mesela ben şu an CodeDeals.org'da oyun bootcamp'inde eğitmenlerden bir tanesiyim. Orada da o fonda bir oyun firmasıyla bir Hyper Casual yap oyun firmasıyla bir ortaklığımız aslında. CodeDeals.org'un bir ortaklığı var. Onlar mesela mobil oyun yapıyorlar ve yani milyonlarca kullanıcıya ulaşıyorlar. Çok çok iyiler yani. Hyper Casual'da çok iyiler. Hyper Casual firması tabii biraz daha şey biraz yıpratıcı bir sektör. Yani çok öyle rahat bir sektör değil yani. 2 haftada 3 haftada bir oyun çıkarmanız gerekiyor. Bizim yani de benim mesela çalıştığım oyunlar genelde en az 3 aylık oyunlardı. Hyper Casual oyun daha böyle bir şey dinamik. Çünkü yani oyunu yapıyorsunuz, yayınlıyorsunuz, 2 hafta sonra yenisini yapmanız lazım. Çünkü Hyper Casual çok hızlı tüketiliyor. Aşırı tüketim o işte çok da iyi kazandırıyor ama işte öyle avantajlar var. Yani tutturursanız, marketingini iyi yaparsanız yani marketing çok şey belirliyor oyun sektöründe. Yani kötü bir oyunun iyi bir marketingiyle sattırabilirsiniz oyunu. Hiçbir sıkıntı olmaz ama iyi bir oyunun kötü bir marketingiyle tamamen çuvallarsınız yani hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü milyonlarca oyun var. Her gün binlerce oyun piyasaya sürülüyor. Milyonlarca oyun piyasaya sürülüyor. Onların arasında sıyrılıp çıkabilmeniz çok çok zor. Bu işin ekonomik boyutu o yüzden mesela Hyper Casual şey diyor mesela. Hyper Casual oyun firmaları genelde şey yapıyorlar. Yani patron da çok yapmak istemiyor ya da developer da çok yapmak istemiyor. Mesela developer'a soruyorlar ne yapmak istiyorsun? Ben diyor işte izometrik mesela iki boyutlu oyun yapmak istiyorum Steam'e diyor. Bilgisayar oyun yapmak istiyorum diyor. Ama Hyper Casual oyun sektöründe çalışıyor. Patron da diyor ki yani patron da yapmak istemiyor Hyper Casual ama diyor ki bu para kazandırıyor. Bunu yapıyorum. Yarın bir gün o para kazanırsa onu yaparım diyor. İşte kolay hangisi çok iyi gelir getiriyorsa onu seçiyor. Yani Hyper Casual çok hızlı. Yani çok az para harcıyorsunuz çok iyi gelir getirebiliyor size. Çünkü bir evet. Developer bir tane tasarımcı Hyper Casual oyun yapıyor. 3000 lira verdiğiniz bir developer işte 3000 lira verdiğiniz bir tasarımcı ile birlikte milyon dolarlık bir oyun yapabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Burada biraz da şey gelir modellerinden bahsetmek istiyorum konuyla beraber açılmasıyla beraber. Hani oyun sektörünün gelir kalemleri nelerdir? Çünkü para harcayan şey çok az sayıda. Hani oyuna para veren günümüzde gitgide artıyor artık. Hani tamam biz harcayalım artık biraz tamam ya da biraz demosunu oynadım artık gerçeğine geçeyim gibisinden süreçler var. Burada gelir kalemleri nelerdir sektörün? Ya genelde mesela mobil oyun sektöründe yani free to play olayı var. Yani free to play'de oyunu bedava indiriyorsunuz ama oyun içi reklamlar görüyorsunuz. Yani oyun içinde mesela videolu reklamlar, geçiş reklamları falan görüyorsunuz. Bunlar üzerinden para kazandırıyor. Mesela yine para ödemeli sistemler var. Yani parayı veriyorsunuz, oyunu alıyorsunuz, öyle oynuyorsunuz. Mesela Steam'deki yani PC oyunlarında böyledir. Ya da mesela League of Legends mesela free to play bir oyundur. Ama yani milyar dolarlar kazanmış bir oyundur. Kostüm satarak sadece kozmetik satıyor mesela. Hiçbir oyun şeyi satmıyor. Sadece kendi oyun parası var, oyun parasını satıyor. Ve yani o kozmetiği almasan da oyun senin oyun kaliteni etkilemiyor. Mesela pay to win diye bir kavram vardır. Hani oyuna para verdim, oyunu kazandım gibi muhabbet. Mesela pay to win bir oyun değildir bu oyun. Sadece kozmetik yani aldığın para sadece kozmetiğini değiştirir senin. Herhangi bir şey oyun mekaniğini değiştirmez. Kim oyunlar vardır? Oyuna ne kadar çok para yatırırsan o kadar güçlenirsin mesela. Clash of Clans'da gibi oyunlarda. Oyuna kadar çok para versen o kadar çok güçlenirsin. İşte pay to win oyunlardır bunlar. Ama şey mesela oyuna yine purchase dediğimiz yapılar da var. Yani oyun gerçek oyun parası oyuna para yatırıp yani gerçek para yatırıyorsunuz. Oyun parası satın alıyorsunuz. Onunla alışveriş yapıyorsun içeride. Bu modeller var genelde. Genel olarak böyle bu şekilde. Ya da streaming servisler var. Yani aylık mesela aylık şu kadar 30 dolar veriyorsunuz. Aylık oyun oynuyorsunuz gibi muhabbetler de var.
Abonelik tarafı her Evet. taraf, her yerde olduğu gibi burada da şeyimizi Aynen. sarıyor. Warcraft mesela. Buna göre hani biraz da yapacağımız oyunun şekli vesaire de ona göre şekilleniyor. Pazara göre de Aynen. şey tarafı şekilleniyor. Benim de o çıkan reklamlardan çok çekiniyorum. Kızların maalesef oyun hastası olduğu için babaların Oyun, aksine. oyuncular taş oyun geliştirince taş mı yesin diye bir Evet, haklısınız. O konuda bir şey demiyoruz ama kontrolde olması gerekiyor. Çocuk kidine dikkat ediyorsunuzdur zaten herhalde ona şey. dikkat etmezsiz kaldırıyorlar. Yani Ha. ihtar çekiyorlar. Anladım, gayet güzel o zaman. Daha gönül rahatlığıyla şey yapabilirim. Evet. Evet, evet arkadaşlar, yavaş yavaş sorularınızı alalım. Bir yandan da Melih Bey'e bu şeyler için çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Gerçekten verimli bir şeydi. Hani bu dünyaya girmek isteyenler nelerle karşılaşacağını az çok gördü. Şimdi Visual Studio'yu ben de kullanıyorum ama bu kadar kompleks, bu kadar aracı bir arada değil. Yani orkestre etmeniz gereken birçok şey var. Tabii büyük kurumsal firmalarda çalıştığınız zaman bunları farklı farklı ekipler haline getiriyor. Ama hani hadi şöyle bir oyun yapalım da çıksın, zengin olalım, köşeyi dönelim tarzında pek fazla şeyler olmuyor. Yani mesela bizim şirkette de şey olayı var mesela. Biz Coco Studio oyun motorunu kullanıyoruz. C++ yazıyoruz. Native taraf denen bir kısım var. Yani temel mesela Android tarafı için Java ile kodlanıyor. iOS tarafı için Objective-C ile. Yani mesela ben C++ bilmiyordum şirkete girdiğim zaman. Ama bana bir örnek proje istediler benden. Yaptım. Girdim o şirkete girdim firmaya. O firmada mesela C++'a yazmaya başladım. Yani C#'da şu vardır. Ha burada bu vardır. Şunda bu vardı. Ha bunda bu vardı falan. Ha bunda bu vardı. Bunda bu yoktu falan. Yani garbage collector mesela yok oyun motorunda. Çünkü C++'da garbage collector yok yani. Memory management'ı ben yapıyorum. O mesela çok zorluyor. Mesela o Java tarafında mesela bir mesela üçüncü parti yazılımları native tarafta kodluyoruz. Native tarafta da mesela Android'de Java ile kodluyorum. iOS'da Objective-C. Ben daha önce hiç yazmadım. Şirkete şey diyemezsiniz tabii bu arada. Yani ben Java bilmiyorum ya da ben Objective-C bilmiyorum falan öyle bir şansınız yok. Yani, sen yazılım değil misin? Öğrenirsin derler. Yani bizde mesela öyle. Mesela ben şu an Photoshop'a bir tool yazıyorum. JavaScript'le yazıyorum mesela tool'u. JavaScript daha önce hiç yazmadım ben. Yani öğreniyorsunuz, yazıyorsunuz. Kurumsal firma size bu zaman tanıyor bir de öğrenmeniz için. Evet, mühendis olduğumuz için aslında biz biraz da öğrenmeyi öğrenmiş kişiler olarak mezun Evet. oluyoruz. Biraz emek harcadığımızda birçok şeyi kavrayıp hızlıca geliştirebiliyoruz aldığımız eğitimdeki disiplinden dolayı. Ne yapsın? Şeyci olmamak lazım. Yani Unity'ci ya da C#'cı olmamak lazım sektörde. Biz yani bir software developer'ız tamamen. Yani yazılım geliştirmek bizim işimiz. Ben ona şey diyorum her zaman. Hani programlama, yazılım geliştirme mantığı oturduktan sonra sadece sintaks değişebiliyor. Benim de sıkıştığım bir hafta sonunda bir projemin mobil uygulamasını hafta sonu oturup yazmıştım. Sadece neyin nasıl yapıldığını öğrenmemiz gerekiyor. İşte senin C#'da başlayıp sonra C++'a geçince ya işte ekran geldiğinde ya da şu action olduğunda bunu yapmam lazım diye düşünüp sonra bunun C++'da nasıl olduğunu araştırıp hızlıca öğreniyoruz diye düşünüyorum. Aynen. Şey olarak da. Evet Mesela arkadaşlar, başka sorusu olan varsa çok pardon Mete. okey. Yani, tamam. Onlar da yazsınlar diye söyledim bu arada. Buyurun siz dinliyorum. Bu yoğurt yiyiş şeklinin değişmesi. Ben hatta bugün bir sohbet daha oldu. İşte hani öğrenciler açık konuşuyor ya şu dil mi bu dil mi? Ben hep şey diyorum. Bunlar 3 sene sonra hiç fark etmeyecek şeyler. Yani Kesinlikle. yazılımcı mantığını, yazılım mantığını öğrendikten sonra ha bunda nasıl oluyor? Yoğurt yiyiş şeklimiz değişecek. Yoğurt gene aynı yoğurt, kaşık gene aynı kaşık olacak. Ya mesela ben Python çalışıyorum. Python'ı ben Blender'da çalışıyorum mesela tamamen eğlencesine. Mesela Blender'ın şey olayı var. Python'la kodluyorsunuz şey yapılarını. Mesela bir küp yaratma olayına bakalım. Mesela burada atıyorum başka başka paneller oluyor. Şurada mesela açtım şurayı. Şuradan. Mesela text editörünü açtım. Bir de şurada. Tamam. Şurada değil mi? Ne aynı şurada. Bir ufak da şurada bir tane küçük bir tane açayım. Ben burada mesela işte info panelini açtım. Şurayı bir sildim. Dedim işte sahneye geldim. Dedim burada bir küp yaratacağım. Küp yarattım. Küpün mesela Python kodunu veriyor otomatik. Blender'ın böyle bir özelliği var. Bu kodu alıyorsunuz. Şurada mesela. Şurada aynen. Yani, mu? Text new diyor. Tamam. Import diyorum. Şurada neydi? BP. Tamam, BP'ye diyorum. Mesela işte for'da dönüyorum. X diyorum. In diyorum. İşte range diyorum. İşte 0'la 10 diyorum gibi. Yazdım mesela şunu. Şunu silebilirim. Şunu silebilirim. Mesela ben çalıştırdığım zaman hop çalışmadı. Harika. Burada mesela 10 tane şey basıyor.
şey mount olarak. Küp basıyor. Buradan genel mantı bu şekilde çalışıyor. Yani sen şu an bastı mesela. 10 tane basıyor bu şekilde. Burada siz yani mesela atıyorum bir sürü küp basacaksınız ya da yan yana mesela bir sürü küp basacaksınız. O zaman da işte bunları sileyim. Yani yan yana bir şey bastığınız zaman işte oturup da tek tek kopyala yapıştır yaparsanız bir ömür sürer. Yani burada mı kod mesela basit bir şekilde bunun kodunu yazabiliyor olmanız lazım şirkette. Yani mesela 3D modelleme yapan biri varsa oturup mesela böyle bir çok fazla bir obje basacaksa bu şekilde ona yardımcı olabiliyor olmanız lazım. Ki ben işte Python bilmiyorum diyemezsiniz. Yani diyemezsiniz. Böyle bir şansınız yok yani şirkette. Öyle. Şimdi Alpay arkadaşımız bir soru sormuş. Şu andaki süreçlerin yorucu geçtiğini dile getirdiniz. Uzun vadeli kariyer planınızda daha rahat geçirebileceğiniz şekilde mi olacak? Bu tempoyu ne kadar götürebileceğinizi düşünüyorsunuz. Melih, bu soruya ben cevap verebilir miyim? Kusura bakma. Okay, iş hayatının içerisinde olan 17 bize. Arkadaşlar, iş hayatında, kariyer yolculuğunuzda ünvanlarınız değiştiği süreç içerisinde sadece uğraştığınız sorun kümeleri değişecek. İş hayatında hani oturayım sadece yapayım tarzında bir iş hayatı hiçbir zaman, yani ben bugüne kadar denk gelmedim. Hani ya bir torpille bir yere atanmışsanız ya da belli bir güçle bir yerlere gelmişseniz belki rahat rahat lay lay lom olabilirsiniz. Ama onun haricinde özel sektörde iş hayatında hiçbir zaman kolay kazanmak diye bir şey yoktur. Ben her zaman seminerlerde de söylüyorum. Diyorum ki maliyetinizin iki katı kadar şirkete kazandırıyorsanız kovulmaktan kurtulursunuz. Daha fazla kazandırdıkça da haliyle daha sevilen eleman haline gelirsiniz. Hani Melih Bey şu anda geliştirici, yarın bir gün takım lideri, onun haricinde daha üst seviye işte bölüm müdürü ve direktörü olarak ilerleyecektir. Ama direktör olduğunda belki bu kodları yazmayacak, bu teknik altyapıyı bildiği için daha farklı sorun kümeleriyle ya da işin strateji tarafıyla uğraşmaya başlayacak. Ama aynı eforu, yani bugün işte çalışıyordu bugün, 9 saat, 8 saat efor harcadı. Aynı eforu bu sefer başka sorunlar başka şekilde harcayacak. Şey olarak düşünülmesin için özellikle yeni mezun olacak ya da şey olacak arkadaşlara söylüyorum. İş hayatında hiçbir zaman belli bir noktaya geldiğinizde rahat ediyorum diye bir şey yok. Sadece uğraştığınız sorun kümesi. Tabii ünvanınızın getirdiği bazı kolaylıklar olacaktır. Bu ünvanı kazanmak için de geçmişte harcadığınız bol zaman ve enerji vardır. Mesela Melih Bey şeyin başında söylediği gibi üniversite 1'de başlayıp öğrenciyken çalışıyordum burada yanlış hatırlamıyorsam. Ben 23'de başladım. Evet, şimdi bu çok güzel bir örnek. Birkaç örneğimiz daha var bununla ilgili. Siz azmi ve eforu harcadığınız sürece, kendinizi geliştirdiğiniz sürece içerisinde illa mezun olmayı beklemeniz gerekmiyor. İş hayatına daha erken adapte olabiliyorsunuz diye cevap vermek istedim. Bilmem eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani rahatlık mezarda demek istiyorum ben. aynen. Ebedi istirahatte bol bol dinleneceğiz hepimiz. Başka zaten var mı? Eski firmada mesela sabah 9 gece 3 çalıştın. Bir ay mesela sabah 9 gece 3 çalışıyorsun. Ya da oyun sektöründe bu arada crunch olmak böyle çok aşırı çalışmak, gece gündüz çalışmak olayları çok normal şeyler arkadaşlar. Böyle şey mesela GTA 5 yapılıyor. GTA 5 yapan insanlar böyle lay lay lom gezmiyorlar. Yani adamlar mesela 6 ay öncesinden crunch olmaya başlıyor. 6 ay boyunca yoğun çalışıyor. Hatta onların eşleri yürüyüş yapıyor mesela. İşte eşimizi göremiyoruz, bunlar nasıl çalışma saatleri falan filan diye. Bu oyun sektörü bir de biraz kanlı bir sektör. Böyle çok basit değil burada şey yapıldığı gibi. Yani eğlenceli görünen tarafları var ama zor bir sektör. Zaten sevmezseniz bu işi yapma ihtimali sıfır yani. Öyle bir şey yok, dünya yok. O yüzden yani web programlamada mesela daha rahat edersiniz. Mesela bir bankaya girersiniz, orada çok daha rahattır buraya göre. Yani bir takım avantajlar var. Mesela benim arkadaşım adı Ahmet. İşte 1,5 yıl beraber çalıştık. O şimdi mesela web tarafına geçti. İşte Mahmut var, o da web tarafına 2,5 yıl çalıştık beraber. Web tarafına geçti. Çünkü oyun sektörünün temposunu tam kaldıramıyor ya da işte o kadar motive değil bu konuya. Ben mesela ben sadece bu konuya motiveyim bu kadar. Yani bana kimse para vermese ben bu işi yaparım. Öyle bir mantığım var. Biraz da mizacımızla alakalı olmalı seçtiğimiz meslek şeyle. Her birinin hazlı başkadır ama bir oyunu mesela dediğin gibi ekip olarak sabahlara kadar çalışmak hem ekip çalışması muhtemelen bunun karşılığında alıyordur. Karşılığını almadığı takdirde, maddi anlamda karşılığını almadığı, mesaisi ödenmediği takdirde zaten emek sömürüsü olur. Ki bilgisayar mühendisi odasında bununla ilgili açıklaması var zaten. Ama ekip olmak, çünkü oyun sektöründe çok zaman çok çok kritik bir şey. Hani sizin rakipten bir hafta önce lansman yapmanız, canlıya çıkmanız bile
birçok şeyi değiştirebilmekte. Bundan dolayı dinamikleri çok fazla, çok hızlı. Tabii bu çalışma temposuyla, hayatının koşullarıyla ya da unvanınıza göre değişecek diye düşünüyorum. Başka soru yoksa Melih Bey, çok çok teşekkür ediyorum size. Sermenz Odası'nın düzenlemiş olduğu meslek kampına katkılarınızdan dolayı. Başka etkinliklerden, başka etkinliklerde tekrardan bir ara olmak diye beni bir sürtmeye başladım. 11. günümüzdeyiz. Bir arada olmak dileğiyle diyorum. Çok çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Teşekkürler. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar.